İyi akşamlar sevgili izleyiciler. Şimdiki zamana hoş geldiniz. Her çarşamba olduğu gibi gene Tele1 ekranlarında tam kadro karşınızdayız. Şimdiki zamanla beraber tam kadro ekibimize artı ilavelerimiz de olacak. Programımız boyunca canlı bağlantılarımız, telefon bağlantılarımız, Skype'lar bizi bekliyor. Upuzun bir maratona hazırsanız başlayalım efendim. Çünkü çok konu var, çok da sıcak gelişme var. Bu gelişmeleri de birer birer ele alacağız. Hemen sağ baştan başlayayım ben sevgili Özlem Gürses. Özlem hoş geldin. Merhaba, hoş bulduk herkese. İyi akşamlar değerli izleyicilerimize de. Hoş geldin. Sevgili Barış, sen hem Türkiye'ye hoş geldin hem programa hoş geldin. Hoş bulduk. Londra'daydın herhalde. Biraz gezdim, evet. Gezdin. Ya gezdim derken seçim için de gittim yani, bir yandan da seçime de baktım tabii. Tamam. İzlenimlerini alacağız. Anlatacağız, evet. Mithat Hocam. Marketleri de dolaştım bu arada. Nereleri? Marketleri, Tayyip Erdoğan diyor ya Avrupa'da. Nerenin marketlerini? Londra'nın marketi. Londra'nın marketi. Tabii. Raflar boş diyor ya. Raflar boş diyor ya, gittim baktım boş mu dolu mu diye. Tamam. Bir sterline ne kadar alınıyormuş, ne alınıyormuş? Valla süt bir sterlin değil mesela. Dur bir dakika, gireriz onlara. Hocam hoş geldiniz. Hoş ben bulduk. De sesini kapatmamışım bunun bu arada. Ederim. Hemen kapatıyorum. İyiyiz yani, bir şey yok. Tamam. Paçam hocam, yırtıldı. Bugün... Bacak üstüne atlamıyor. Hocam paçayı nereye kaptırdınız? Paçayı kaptırdık çok fena yani. Bunu varlık fonuna. Paçam yırtıldı. Yani lütfen rejiyi beni yandan böyle profilden çok göstermesin. Hocanın paçasını çekmeyin. Çünkü girerken paçası çözüldü. Hocam yani. Paçanın bozulması önemli değil. Faça bozulmasın yeter ki. Ya benim paçamı aşağı doğru çekiyorsunuz dersem size. Ya benim paçamdan aşağı doğru çekiyorsunuz dersem. O zaman sizin için kötü olur. Çekerken yırtınız paçamı aşağı doğru çekiyorsunuz. Tamam. Barış Dostlar Hocam hoş geldiniz. Çok teşekkürler hepinize, iyi yayınlar arkadaşlar. Evet. Şimdi iyi yayınlar diliyorum herkese. Sevgili Barış Hocam size de, sıcak bir gelişme vardı kulağımda. Şimdi sevgili izleyiciler, sıcak gelişmeyle başlıyoruz. Selahattin Demirtaş, HDP'nin eski eş başkanı, şu anda bir tweet attı sevgili izleyiciler. Sizlerle paylaşıyoruz. Ekrana da yönetmen arkadaşım verecek. Türkiye'nin 13. Cumhurbaşkanı Sayın Kılıçdaroğlu, Allah yolunuzu açık etsin. Ayrışmayı bitireceğinize, toplumsal barışı sağlayacağınıza, Türkiye'yi refaha, huzura kavuşturacağınıza yürekten inanıyorum. Benim oyum sizedir Sayın Cumhurbaşkanı Kılıçdaroğlu. Özür dilerim. Benim oyum sizedir Sayın Cumhurbaşkanı Kılıçdaroğlu. Cumhurbaşkanı Kılıçdaroğlu hashtag olarak Selahattin Demirtaş bir hashtag başlattı. Dün duyurmuştu kendisi, HDP'nin eski eş başkanı şu anda cezaevinde biliyorsunuz. Bir kampanya başlatıyor ve Cumhurbaşkanı Kılıçdaroğlu hashtag ile bu kampanyasını startını verdi. Bir kez daha okuyalım tweetini. Türkiye'nin 13. Cumhurbaşkanı Sayın Kılıçdaroğlu, Allah yolunuzu açık etsin. Ayrışmayı bitireceğinize, toplumsal barışı sağlayacağınıza, Türkiye'yi refaha, huzura kavuşturacağınıza yürekten inanıyorum diyor. Benim oyum sizedir Sayın Cumhurbaşkanı Kılıçdaroğlu sözleriyle bitiriyor. Cumhurbaşkanı Kılıçdaroğlu da hashtag olarak yer almış. Ayrıca Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir fotoğrafı da şu anda görüyorsunuz ekranda sevgili izleyiciler. Bir Cumhurbaşkanlığı forsu var hemen sol üst tarafında, karşıdan baktık mı. Böyle bir tweet paylaşmış. Selahattin Demirtaş 9'da yapacağını duyurmuştu. Özlem ne diyorsun? Hemen başlayalım. Hayırlı olsun. Aslında yani... Hani neden böyle bir etiket çalışması başlattığını doğrusu çok anlayamadım Sayın Demirtaş'ın. Tabii ki de önemli bir açıklama. Fakat daha önce bu açıklama yapıldı aslına bakarsan. Çünkü Sayın Mithat Sancar adaylarının, yani oy verecekleri adaylarının, ortak adaylarının Sayın Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu açıklamıştı. Hatta HDP'nin pek çok mitinginde de HDP temsilcileri Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun ismini oy verecekleri aday olarak her seferinde ifade ediyorlar. Bu çağrı sence kime Barış? Barış'a geçelim o zaman hemen. Şöyle, şimdi Selahattin Demirtaş'ın bu çağrıyı yapması biraz da bir ihtiyaçtan doğdu. İşte ben onu anlamaya çalışıyorum. Şu ihtiyaçtan doğdu. HDP'nin her ne kadar iki eş genel başkanı olsa da Selahattin Demirtaş aslında bir anlamda, adı böyle konulmasa da, HDP'nin onursal genel başkanıdır. Allah Allah, öyle mi? Adı konulmamış olsa da HDP'nin onursal genel başkanı. HDP'nin şu ama andaki kurmayları programımızda... arasında bile böyle düşünmeyenler vardır. Hayır, daha da ötesine gideyim. Ama sevgili özellikle seçmen açısından söylüyor ben. Hayır sevgili Özlem, şunu söylüyorum. Mesela Barış gene bizim programımızda HDP içerisinde Selahattin Demirtaş'a karşı yapılan bir takım tutumlardan da bahsetmiş. Var mesela. Onların hepsi var zaten de. Ama onların herhalde hepsi var da şöyle, ben söylüyorum. Yurt dışına gittiğimde
hem Cumhuriyet Halk Partisi'nin etkinliklerine hem de özellikle Alevi Kültür Merkezi'nin etkinliklerine gittiğimde orada sohbet ettiğim HDP'liler ısrarla Selahattin Demirtaş'ın Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusundaki tutumunu bekliyorlardı. Ben de hatta geriye döndüğümde Selahattin Bey'in bazı yakınlarıyla bunu konuştum. Ya dedim ki Selahattin Bey'e yönelik çok büyük bir ilgi var. Örneğin İsviçre'de, Basel'de Alevi Kültür Merkezi'nin toplantısına gitmiştim. Yurt dışını bilenler anlayacaklardır. 600'ün üzerinde insan vardı. Yani yurt dışı için, İsviçre için çok büyük bir rakam. Orada salonda sohbet ettiğimiz HDP'liler, Selahattin Bey'in, Selahattin Demirtaş'ın tavrına göre tavır alacaklarını Cumhurbaşkanlığı seçimi konusunda söylediler. Sonra oradan geldiğimde bunu özellikle hem Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki yönetici arkadaşlarımıza hem de gördüğüm HDP'li, tanıdığım HDP'li dostlarımıza, arkadaşlarımıza aktardım. Ve dedim ki Selahattin Bey'in bu konudaki tutumu çok net ama belki açık bir tavır koyması daha etkili olabilir. Çünkü sokakta gördüğüm HDP'liler de şu andaki adıyla Yeşil Sol Partililer de Selahattin Demirtaş'ın tavrını daha çok bekliyorlardı. Ve Selahattin... Ama aksi bir tutum bekleniyor muydu? Bu Hayır, beklenmiyordu. Seninle TV100'de katıldığımız bir programda şunu demiştim hatırlarsan. Cumhurbaşkanlığı tartışmaları henüz başlamamıştı. Yani kim aday olacak, HDP nasıl tavır alacak? O zaman şunu söylemiştim. Hatta internet sitelerinde de manşet olmuştu. Demiştim ki Selahattin Demirtaş sanılanın aksine Ekrem İmamoğlu'na değil Kemal Kılıçdaroğlu'na çok daha sıcak bakıyor ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığından yana demiştim. Ve hatta o zamanlar daha Kılıçdaroğlu'nun adaylığı böyle netleşmedi. Adaylığı henüz tartışmalıydı ve o zaman da bunu bilgiye dayalı söylemiştim. Şimdi Selahattin Demirtaş Yeşil Sol Parti'nin eski adıyla HDP'nin tüm kitlesine bir işaret gösterdi, açık bir işaret gösterdi ve bugün itibariyle şunu söyleyebilirim, bugün itibariyle Selahattin Demirtaş'ın HDP ve Yeşil Sol tabanındaki üstün prestiji Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik oyların HDP'den ve Yeşil Sol'dan neredeyse %99'unun gelmesini sağlayacaktır. Çünkü Selahattin Demirtaş'ın son 7 yıldır, bakın dile kolay, son 7 yıldır haksız ve hukuksuz bir biçimde cezaevinde olması ama buna rağmen iktidarla hiçbir şekilde uzlaşmaması, hiçbir şekilde diz kırmaması, aman dilememesi, hiçbir şekilde bir uzlaşma arayışına girmemesi Selahattin Demirtaş'ın prestijini bizim tahmin edemeyeceğimiz bir noktaya, öngöremeyeceğimiz bir noktaya taşıdı. Yani ben dün, biraz sonra anlatacağım, HDP'nin, daha doğrusu HDP diyorum da Yeşil Sol Parti'nin Kadıköy'deki standını ziyaret ettim. Cumhuriyet Halk Partisi'nin standından Deva'nın standına gittim. Oradaki arkadaşlarla sohbet ettik. Sonra da HDP'nin Kadıköy'deki standına gittim. Orada hatta milletvekilleri, milletvekili adayları da vardı. Onlarla da sohbet ettik. HDP'ye oy veren vatandaşlarla da sohbet ettik. Selahattin Demirtaş, Yeşil Sol Parti tabanında ve HDP tabanında inanılmaz bir itimata, inanılmaz bir prestije ve inanılmaz bir güvene sahip. Şimdi açık bir tavır koydu ve bu açık tavrıyla birlikte şunu söyleyebilirim ki, seçimin seyrini değiştirdi. Son söz söyleyeyim sonra şöyle üzerinden konuşuruz. Hatırlayın bakın Habertürk televizyonunda bunu anlatmıştım. İnsanlarımız unutuyor. Unutturmamak lazım, hatırlatmak lazım. 2019 seçimleri. 2019 seçimleri. Ekrem İmamoğlu Binali Yıldırım'ın karşısında aday. İlk turu 13.700 oy farkla kazandı Ekrem İmamoğlu. Seçim hukuksuz bir şekilde iptal edildi ve nereye gidiyoruz? İkinci tura gidiyoruz. Değil mi? Hatırlayın. İkinci tur seçim yapılıyor. Seçim pazar günü yapılacak. Cuma günü Selahattin Demirtaş'ın mahkemesi var. Saat 10'da. Selahattin Demirtaş saat 9'da Ekrem İmamoğlu'nu işaret eden ve CHP'nin ismini açıkça yazan bir tweet attı.
oyları Ekrem İmamoğlu'na verin diye. Niye mahkemeye çıkmadan önce bunu attı? Şunun için. Mahkemeye çıkıp serbest bırakılsaydı spekülasyon olurdu. Mahkemeye çıkmadan önce açık tavır koydu. Ve ne oldu? Tutukluluğunun devamına denildi. Yani bu kadar açık ve net bir tavır aldı Selahattin Demirtaş ve bugün Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığına bir adım daha yaklaştığını söyleyebiliriz. Ha, dün konuştuğum HDP'liler ne dedi? Kısaca alalım. Onu da söyleyeyim kısaca. HDP'lilerin de Sayın Kılıçdaroğlu'ndan şöyle bir isteği var. Dün çok sayıda HDP'liyle, Yeşil Sol Partili'yle sohbet ettim. Dedikleri şu. Kemal Bey'in biz bu seçimi kazanacağına inanıyoruz ama ondan tek bir isteğimiz var. Bizi unutmasın. Seçildikten sonra bizi unutmasın. Biz sadece adalet ve demokrasi istiyoruz. Başka bir şey istemiyoruz. Ben de Sayın Kılıçdaroğlu'nun HDP tabanının bu tavrına mutlaka sıcak yaklaşacağını ve böyle unutulma gibi bir şey olmayacağını biliyorum. İstedikleri atla deve değil. Kardeşim şu kayyum saçmalığı bitsin. Yargılamalar adil olsun. Türkiye demokratik bir düzene kavuşsun. Başka da bir şey değil yani. Peki. Barış Dostlar Hocam. Size devam edelim. Selahattin Demirtaş'ın açıklamasına. Şimdi elbette Demirtaş'ın açıklaması beklenen bir açıklamaydı. Şüphesiz sevgili Barış'ın dediği üzere HDP tabanında olağanüstü bir itibarı, olağanüstü bir saygınlığı var. Bunda hiç öyle uzaklara gitmeye gerek yok. İstanbul seçimlerinde gördük. Ama hemen aklı şu soru geliyor. Acaba HDP tabanı, yeni adıyla Yeşil Sol Parti'nin tabanı, Mithat Sancar'ın açıklamasından yeterince tatmin olmadı mı ki? Ya da Mithat Sancar'ın açıklaması doğru HDP tabanı üzerinde yeteri kadar güçlü, çekici bir baskı oluşturmadı mı ki acaba Selahattin Demirtaş böyle bir açıklamaya gerektiğini mi duydu? Şimdi Barış bir formüle etti o işi. Onursal başkanıdır zımnen dedi ama sen aslında bir iki başlılığa işaret ediyorsun değil mi? Yani şimdi diyorsun yasal, resmi başkanı var oranın. İki tane başkanı var. İki başkanı var. Eş genel başkan. Eş genel başkanları var. Onların açıklamaları yetmiyor mu ki? Selahattin Demirtaş diyor ki 9'da ben açıklama yapacağım değil mi? Yani benim aklıma hemen o soru geldi. Şimdi elbette burada sevgili Özlem var, sevgili Barış var. Ankara gazetecisi olan arkadaşlarımız var. Parlamento kulislerine bizlerden çok takip olan meslektaşlarımız var. Ben bilemem ama ben sadece dışarıdan bir okumayla bir tahlilde bulunmaya, bir analiz yapmaya çalışıyorum bir sosyal bilim öğrencisi olarak. Yani eş genel başkanlığın açıklaması acaba HDP tabanında bilmiyorum var olan bir tereddüt vardı da onu yeteri kadar gidermeye yetmedi mi ki bir de işin içerisine olağanüstü bir itibarı olan HDP tabanında Selahattin Demirtaş geldi. Şimdi bunu herhalde sonraki günlerde sonuçlarını öğrenebiliriz. Bir. İkincisi, acaba HDP'nin milletvekili aday listelerinin şekillenmesinde Selahattin Demirtaş'ın etkisi ne oldu? HDP genel merkez yöneticilerinin etkisi ne oldu? Efendim İmralı'nın etkisi ne oldu? Kandil'in etkisi ne oldu? PYD, YPG terör örgütünün, PKK terör örgütünün gayrı Suriye'de etkisi ne oldu ben bilemiyorum ama az evvel Barış'ın dediği üzere Demirtaş'ın bu açıklaması benim aklıma bu soruyu getirdi. Ben de bir katkıda bulunabilir miyim? Peki hocaya gel. Biliyorsun bir süredir Sayın Demirtaş, Başak Demirtaş Yeşil sahada. Sol Parti ve HDP'nin mitingleri için sahada. Yani demek ki Demirtaş soyadının sadece hani sosyal medyada kendisini takip eden HDP seçmen kitlesi üzerinde değil aynı zamanda sahada da bir gücü var ki Başak Hanım'dan böyle bir ricada bulunulmuş anlaşılan birçok mitinge Başak Demirtaş bizzat kendisi katılıyor. Selahattin Demirtaş'ın oradaki mesajlarını aktarıyor ve seçmenle doğrudan kendisi konuşuyor mitinglerde. Bu enteresan. Bir ikinci soru da şu, yani HDP Sayın Kılıçdaroğlu'na oy vermeyip kime verebilir mesela? Doğru, bir de o var. Boykot edebilirlerdi. Ha. HDP boykot etseydi bu seçimin seyri sandığa değişir. Sandığa gitmezlerdi. Şey yaparlar. Boykot. Ki 2019'da Abdullah Öcalan'dan AKP'nin istediği şey şuydu. Ya aday çıkartın ya boykot edin. Evet. O da tutmadı. Ama tabii. Selahattin Demirtaş orada Selahattin Demirtaş 2019 seçimlerinde açık tavır koyunca bağırınıza taş basın CHP'nin adayına oy verin deyince Abdullah Öcalan'ın zaten söyleyeceği hiçbir şey de kalmadı. Hocadan
sonra devam edelim. Barış Koster de onu hatırlatıyor zaten. Peki. İstanbul seçimi. Mithat Hocam, şimdi sizdeyiz. Ha, şöyle bir şey. Burada bir çift başlılık var mı? Selahattin Demirtaş'la şöyle, yönetim evet, arasında bir ayrılık görüyor musunuz? Aynen, çok doğru. Fakat çift başlılık bence yani şu andaki mevcut Mithat Sancar ve Pergül... Bir de son dakika vereyim hocamdan sonra. Eş başkanlıklarla kendisi arasında bir çift başlılık değil. Bence hani son zamanlardaki yaygın tabirle bir ön alma diyoruz ya biz. Bir ön alma. Esasında yani onursal başkan demek bence yani ne kadar doğru onu bilmiyorum ama böyle bir tür patronaj ya da hamislik kavgası var HDP üzerinde. Yani icazet makamı gibi bir yer. Daha doğrusu evet. Bence en doğrusu o icazet makamı. Yani şöyle mesela Süleyman Seva Beşiktaş'tan görevden ayrılmıştı. Ama Süleyman Seva'dan icazet almadan Beşiktaş kulübüne başkan adayı olunmuyordu. Ya da ne bileyim ben İnan Kıraç bir cevaz vermezse, yeşil ışık yakmazsa Galatasaray Kulübü'nde başkan adayı olunmuyordu. Bir tür icazet makamı gibi görmek lazım Selahattin Demirtaş'ı. Ama bence Mithat Sancar ve Pervin Buldan'a karşı değil de bir de İmralı var. Aynı hocam İstanbul... bence icazet makamı çok orada. Evet, evet. Şimdi dolayısıyla bir tür yani Meral Akşener'in geçenlerde söylediği bir tahmin ve iddia üzerinden gidiyorum ki yeniden denediler İmralı'dan bir açıklama yapmasını ama karşılıklı bir anlaşamadılar falan. Şimdi bir tür iddiada bulundu. Şimdi dolayısıyla bir yani esasında Pervin Buldan ve Mithat Sancar meselesinden ziyade İmralı'yla Demirtaş arasında böyle bir hamislik, bir patronajlık çekişmesi var. Bir tür ön alma. Yani burada da şunu görüyoruz ki Demirtaş esasında sahada gerçekten katılıyorum. Önemli bir itibarı var. Önemli bir karşında bir gönül bağı var. Yani HDP tabanıyla ya da şimdiki Yeşil Sol Parti tabanıyla çok önemli bir gönül köprüsü kurdu. Dolayısıyla onun da bir açıklama yapması konusunda bir beklenti vardı. Bir tür İmralı'dan gelip de kafa karıştırıcı, zihinlerde gri alan yaratıcı tekrar bir açıklama yapmak yerine bir tür ön alma gibi faaliyet olarak görebiliriz. O zaman bir son dakika vereyim mi? Ver Barış. Dün tabii bu açıklamanın yapılacağını biliyorduk. Hatta sana bugün yayına gelmeden önce de Selahattin Demirtaş Kılıçdaroğlu'na oy vereceğini açıklayacak demiştim. Ama ambargolu olduğu için saat 9'u tabii bekledik. Off the record'tu. Fakat ambargoluyu açalım. Gazetecilik ya şöyle, değil midir sevgili izleyiciler? Belirli bazı bir haberler, saate kadar. Bazı haberi haberler... bekletirsin tutarsın. Tutarsın evet. Adama laf söyletemedik yani farkında. Anladınız herhalde. Evet, devam edin. Evet. Şöyle zaten sana da öğlen söyledim şeyi açıklayacak diye. Kılıçdaroğlu'na oy vereceğini açıklayacak diye. O zaman Tele 1 ekranlarından izleyicilerimiz de duysunlar ilk kez. Selahattin Demirtaş biraz sonra Kılıçdaroğlu'na dijital oy verecek. Twitter üzerinden ilk bölüm Kılıçdaroğlu'na dedi ya. Nasıl oy? Nasıl olacak o? Şöyle bir form olacak. Kemal Bey'in fotoğrafının olduğu. Video üstüne, gibi. Sembolik olarak. Evet evet sembolik olarak oyunu da biraz sonra dijital olarak verecek ve böylece Yeşil Sol Parti'nin tabanına... Türkiye'nin yani diğer tabii demokrasi şeye yeşil içinde. Sola verecek herhalde değil mi? Tabii. Tabii yeşil sola verecek. Oyunu zaten Cumhurbaşkanlığında... Cumhurbaşkanlığında da Kemal Kılıçdaroğlu'na verecek. Ve bu dijital oy kullanarak da bir anlamda da tavrını da pekiştirmiş olacak. Onu da söyleyelim. Şu anda da HDP'lilerden çok sayıda mesaj geliyor. Şimdi HDP'liler mesaj atıyorlar. Aynı zamanda TT'ye de sokmuş durumdalar sevgili izleyiciler. Şu anda Türkiye'de sosyal medyada Cumhurbaşkanı Kılıçdaroğlu TT'de ikinci sıraya yükselmiş durumda. Onu da söyleyelim. Böyle bir çalışmayı başlattılar. Tabii şunu da Twitter'ı çok fazla kullanmayan izleyicilerimiz için de söyleyelim. Selahattin Demirtaş'ın Twitter'da 2.479.000 takipçisi var. Ve ciddi bir Twitter diliyle söylersek etkileşim yaratıyor. Hem Twitter'da hem sosyal medyada özellikle eşi Başak Demirtaş'ın da sahaya inmesiyle birlikte de Selahattin Demirtaş'ın mesajlarını taşıması hasebiyle de ciddi bir... rol üstlendi Selahattin Demirtaş. Hatta dün Tayyip Erdoğan'a verdiği bir cevap vardı biliyorsunuz. Bu PKK, terörizm, Abdullah Öcalan vesaire vesaire. Orada bir meydan okuma var. Ben halkım için 100 sene de yatarım diyor. Bak bunlar şimdi kolay sözler değil. Cezaevinde 7 senedir haksız hukuksuz bir biçimde tutuluyorsun. Mahkemelerinin hiçbirinin adil bir yanı yok. Neredeyse tamamı talimatlarla alınan kararlar. Dokunulmazlığının kaldırılması anayasaya aykırı, cezaevine atılman, her türlü Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bırakın diyor. Bir sürü haklarını tabii kullanamıyor. Şu anda da Diyarbakır Belediye Başkanı Selçuk Adnan Mızraklı ile birlikte aynı hücreyi paylaşıyorlar. Selahattin Demirtaş'ın
Edirne'de tutuklanması bile ayrı bir hukuksuzluk. Yani Edirne'de tutulması bile. Tutuklanması bir hukuksuzluktur. Edirne'de tutulması ayrı bir hukuksuzluktur. Edirne ile Selahattin Demirtaş'ın ne ilgisi var? İkameti değil, seçim bölgesi değil, bir şeyi değil. Ailesi sırf gidip gelemesin diye ve orada segbis yöntemiyle güya duruşmalar yapılıyor. Ben de Selahattin Demirtaş'ı Gürkan 2019'da kutlamıştım, tebrik etmiştim. Habertürk'te o zaman hatırlarsan büyük olay olmuştu. Ben Selahattin Demirtaş'ı bir kez daha tebrik ediyorum. Cezaevinde 7 yıldır kalmasına rağmen açık bir tavır aldı ve seçimin bir anlamda seyrini değiştirdi. HDP'liler de, Yeşil Sol Parti de gerçekten bu konuda ciddi bir tutum aldı. Bence HDP'nin bu Yeşil Sol'un aldığı tutum başka kişilere de örnek olmalıydı. Türkiye'nin en azından Tayyip Erdoğan'ın karşısında tek bir adayla, güçlü bir adayla seçime gitmesi yönünden. Hakikaten Cumhuriyet'in 100. yılında eğer bu seçim kazanılırsa, ki ben kazanılacağına inanıyorum, Yeşil Sol Parti'nin, HDP'nin çok büyük katkısı olacak. Yani Cumhuriyet'in 100. yılına cumhuriyetçi bir cumhurbaşkanıyla girmemizde Yeşil Sol'un çok büyük katkısı olacak, HDP'nin çok büyük katkısı olacak. Demirtaş'ı da bir kez daha buradan tebrik ediyorum. Hakikaten zor koşullarda böyle tavırlar almak kolay değildir. Onu da söylemiş olalım. HDP'nin kapatılma davası ne oldu? O savunmayı aldılar. Oyunu şu bozdu. Şu anda daha halen şeydi. Her an her şey olabilir mi mesela önümüzdeki 10 gün içerisinde? Yani ben artık ona çok ihtimal vermiyorum. Ama halen şeyde tabii. Çünkü şöyle düşünüyorlardı. HDP'yi korkuturuz. Şimdi o dava niye açıldı? Devlet Bahçeli'nin kurultayı vardı. Devlet Bahçeli kurultaya giderken eli ona bir hediye verdiler. HDP'nin kapatma davası diye. Fakat Yargıtay bile dedi ki ya kardeşim bize bir iddianame yollamışsınız ama bunların hiçbirinin bir illiyet bağı yok. Adresler yanlış. Ölen insanlar yaşıyor gibi gösteriliyor. Şu yanlış, bu yanlış. İddianameyi geri yollamak zorunda kaldılar. Sonra onlar usulen düzeltildi. Şunu hesapladı iktidar. Biz HDP'yi kapatma korkusuyla böyle bir istim üstünde tutarsak en azından Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde tarafsız kalırlar. Ama HDP ne yaptı? HDP Yeşil Sol Parti'den yedeklemişti onu. Girerek o oyunu bozdu. Ama tabii büyük de bedel ödediler. Bir kere Özden biliyorsun şu anda hazine yardımı alamıyor HDP. İşte, hazine yardımı alamadan... Karar kaldırıldı ama seçim süreci başlamıştı. Ama şöyle HDP ismiyle girmediği için... Alamadı. Tabii. O parayı kullanamıyor. Sandık kurulunda temsilcisini kaybetti. Onu da söyleyecektim. Sandık kurulunda temsilcisi yok. Tabii. O da Doğu ve Güneydoğu'da ciddi bir sorun yaratacak gibi görünüyor. Ama şunu söyleyeyim. Sayın Kılıçdaroğlu 4-5 puanlık bir fark atarsa bu seçimde o zaman bunların hiçbir anlamı, önemi de zaten kalmamış olacak. Yani Peki. Sandıkta HDP'lilerin ya da başkalarının olup olmaması orada da biraz bütün seçmenlere görev düşüyor. Sevgili izleyiciler, şimdi... Gerçekten Türkiye seçim sattım haline girdi. Girdikten sonra artık takvim iyice hızlı ilerlemeye başlayınca Türkiye'de böyle bir kirli siyaset lafları da ortalığa dökülmeye başladı. Tabii biz yılların deneyimli gazetecileri olarak, televizyon programcıları olarak bu tip iddiaları son derece temkinli ve dikkatli bir şekilde yaklaşıyoruz. Ancak siyasi parti liderleri, siyasi parti yöneticilerinden böyle iddialar da gelmeye başlayınca haliyle gündemimize alıyoruz. Nedir efendim? Bir kaset veya ses kaydı iddiası gündeme düştü. Önce Cumhuriyet Halk Partisi lideri Sayın Kemal Kılıçdaroğlu bir tweet paylaştı. Dedi ki, son 10 güne 2 gün kaldı. Ben son uyarımı yapayım. Fahrettin Altun, Serhat ve ekip arkadaşları Çağatay ile Evren. Anlaşmaya çalıştığınız dark web dünyası sizi yabancı istihbaratın eline düşürür. Cambridge Analytica'cılık oynamak sizin kapasitenizi aşar çocuklar, son uyarımdır diye bir tweet attı. Ve bu Cambridge Analytica da gündeme girdi. Ama biz bunu bir sonraki şeyde konuşacağız. Bundan önce bu ses kaydı ve şeye ilişkin, bir kasete ilişkin açıklamayı da CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel yaptı. O da dedi ki, seçime son günler kala deepfake yöntemiyle sahte video ve ses kaydı çıkarılabilir, bekliyoruz. Böyle bir şeyi bekliyoruz dedi. Şimdi
Tekrar gene Barış senden başlayalım. Sonra hocama döneyim ben, Mithat hocama döneyim. Şeye geleceğiz, analitika meselesine geleceğiz. Onu ayrıntılarıyla ele alacağız ama önce bu böyle bir kaset lafı geziyor mu Ankara'da? Evet. Baktın mı? Özlem'e de soracağım. Bugün var paylaşımlar. Büyük Türkiye hesabından videolar yayınlanmaya başlandı. Şu anda mı? Evet evet. Altan Sancar Diken'de yazdı. Pardon. Bir şey söyleyeceğim. Yeni mi? Evet evet. Arkadaşlarım bir baksın o zaman. Ne videosu? Kılıçdaroğlu'nun deepfake. Kılıçdaroğlu'nun o sesiyle Yüz ifadesi tutmuyormuş ama yani onu yazdılar. O değil o değil. Kılıçdaroğlu'nun sesinden bir video koymuşlar. O videonun Beseh Ozat mı? Beseh Ozat. Evet. Terör örgütünden Beseh Ozat'la sanki bir konuşma varmış gibi bir video. Büyük Türkiye hesabı diye bir internet sitesinde kullanıma sokulmuş. Hı hı. Anladım. Evet. Arkadaşlarımız bir baksın. Dediğim gibi bu tarz seçime çok az kala yapılan hani şeylere, hamlelere, her türlü sosyal medyada üretilen yeni döküman, sahte, fake vesaire bunlara karşı son derece dikkatli olarak ilerliyoruz. Biz sorumlu gazetecilik ilkemiz gereği bunlara çok tedbirli yaklaşıyoruz. Ancak altında çizelim. Liderler konuya girdiği için, siyasiler girdiği için biz de dikkatli bir üslupla bu konulara gireceğiz. Sevgili izleyiciler, Barış. Şimdi ona şöyle. Da bir bakın Özlem. Diken Hasan. İnternet gazetesi Altan Sancar'ın yazısı linkini gönderiyorum. Gönder Özlem'cim sen. Evet Barış sendeyiz. Şöyle. Şimdi ben bugün Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki epey bir arkadaşımla, dostumla görüştüm. Dedim ki ya nedir bu ses kaseti işi, ne bekleniyor? Cumhuriyet Halk Partili yöneticilerin söylediği şey şu. Partimizi zora sokacak, partimizi kamuoyunda küçük düşürecek, partililerimizi utandıracak, hiçbir orijinal ses kaydı, görüntü, video yoktur. Bunun altını ısrarla çiziyorlar. Ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel merkezindeki temel kaygı şu. Çok basitleştirerek anlatacağım. Çünkü herkes bu teknolojiyi doğal olarak yakından takip etmek zorunda da değil. Biliyorsunuz son zamanlarda özellikle yapay zeka denilen bilgisayar aracılığıyla oluşturulmuş akıllar ses ve görüntü oluşturabiliyor, üretebiliyor. Yani benim şu görüntümün üzerine daha önceki seslerimi alıp kullanarak bambaşka bir konuşmayı inşa edebiliyorlar. Dünyada bununla ilgili çalışan çok ciddi programlar, programcılar var. Hatta dün önemli bir gelişme yaşandı. Geoffrey Hinton adlı bir Amerikalı, yapay zekanın fahri babası olarak adlandırılıyor. Google'daki görevinden istifa etti ve dedi ki yapay zekanın geldiği nokta beni ürkütüyor, korkutuyor. Yaptığımız bazı yazılımlardan dolayı da pişmanım dedi. Bu çalışmaların durdurulması gerekir dedi. Daha ileri gidelim, izleyicilerimize basitleştirerek anlatalım. Texas Üniversitesi bugün bir rapor yayınladı ve o rapor Gürkan herkes açısından çok korkutucu. Raporda şu var, Texas Üniversitesi şunun üzerine çalışıyor. İnsan beynindeki kan akışını ölçerek düşünce okuyor. Hatırlayın bununla ilgili bir film vardı. Mel Gibson'ın ve Helen Hunt'un Kadınlar Ne İster? Evet, What Women Want. Tabii, Kadınlar Ne İster? Orada bir trafik kazası geçirdikten sonra kadınların beyninden ne geçtiğini okuyan bir reklamcının öyküsü vardı ve gerçekten korkutucuydu. Ben de pandemi başlamadan önce Upgrade adlı bir film izlemiştim sinemada ve Upgrade yapay zekanın neleri yapabileceğini gösteriyordu. Hatta bir de örnek verip Türkiye'ye döneyim. Geçen yıl daha Fransa'da yapay zeka kullanılarak bir Fransız bakanın adıyla bir iş adamından 5 milyon euro rüşvet alındı. Sesi taklit edilerek hatırlayın ve büyük operasyonlar oldu Fransa'da. Şimdi Cumhuriyet Halk Partililer diyor ki, İktidar oluşturulmuş ses kayıtlarıyla yani aslında orijinalinde olmayan ama bilgisayarlar, yapay zekalar aracılığıyla oluşturulmuş ses kayıtlarıyla seçime 2-3 gün kala bir operasyon yapmak isteyebilirler. Şimdi neden seçime 2-3 gün kala? Özlem'in söylediğine baktım ben, gönderdi arkadaşlarımız bana. O Özlem öyle değil ya, şeydeyken Kemal Kılıçdaroğlu'nun videosu reklam gibi içine konuyor. Evet. Ve yan yana gözüküyor. Evet evet yan yana. Kastedilen ve aslında itham edilen,
konu daha farklı bir kaset veya ses kaydının olabileceği şeklindeydi. Şimdi neden 2-3 gün kala böyle bir operasyon olabilir diyorlar? Düşünsenize 14 Mayıs günü seçim var. 13 Mayıs gecesi oluşturulmuş bir ses kaydıyla örneğin Sayın Kılıçdaroğlu'nu güya terör örgütünün bir yöneticisiyle telefon görüşmesi yapmış gibi gösterebilirler. Ya da FETÖ terör örgütünün işte elebaşı Fethullah Gülen'le sanki konuşmuş gibi yaparak bu ses kayıtlarını yayabilirler. Neden? Bunu yaydıklarında ellerindeki o geniş internet ağıyla dark web denilen nereden yayıldığını sizin çok zor bulabileceğiniz o sistemle yaydıklarında siz ne yaparsınız? Kontrpide kalırsınız, savunmada kalırsınız ve derdinizi anlatana kadar en az %1'lik, 2'lik bir seçmen kitlesini etkilerler. Ben bugün CHP yöneticileriyle konuştuğumda şunun altını ısrarla çizdiler. Yurt dışından getirilen bir takım insanlar var. Sayın Genel Başkan bunları tek tek isim isim biliyor. Kimlerin hangi operasyonları yapmak istediğini çok yakından takip ediyor. Kendisine çok ciddi bilgiler geldi. Biz bu kara propagandaya karşı ciddi hazırlıklıyız ve bunu deşifre ederek de önünü aldık diyorlar. Bu derin sahtekarlık denilen deep fake sistemleri var. Ve dünyada bu çok tartışılıyor. Hocam da diğer arkadaşlarımız da bunları zaten yakından takip ediyorlar. CHP böyle bir kara propaganda, bir karşı propagandayı seçime birkaç gün kala bekliyor. Orada bir şey söyleyeyim bırakayım. Özellikle bizi izleyen Cumhuriyet Halk Partililer, Deva Partililer, AK Partililer, Milliyetçi Hareket Partililer, Yeşil Sol Partililer, hangi partiden insanlar olursa olsun, Sayın Kılıçdaroğlu ile ilgili akla ve mantığa aykırı ya da CHP'li bir yöneticiyle ilgili akla ve mantığa aykırı bir video gördüğünüzde sosyal medyada buna inanmayın. Tele1'de yayınlanmayan hiçbir videoya da itibar etmeyin. Altını bir kez daha çiziyorum. Asıl mesele videodan özellikle, daha fazla. Özellikle CHP ile ilgili bir kara propagandadan şüphelendiğiniz video, ses kaydı, haber çıkarsa mutlaka Tele1 ekranlarına bakın. Eğer o video Tele1'de yoksa o video yalandır. Bunun da altını çizelim. Peki, hocam ne diyorsunuz? Şimdi bu Cambridge Analytica dediniz ya mesela o 2018'de kapandı esasında. Kapatıldı. Kapatıldı yani kepenk indirdi. Ama 2016 seçimlerini etkilediğim ana bakmak lazım. Yani bunlar ne kadar etkili olabiliyorlar? 2016 seçimlerinde etkili olduğuna dair çok yaygın makaleler yayınlandı. Yani bu konu ortada olmadan da ben yani. O şey yapmıştım. Şimdi mesela Amerikan seçimlerini Amerika 2020'de zaten Biden seçildi. Şimdi ne yapabiliyor mesela? Bu Facebook'tan 87 milyon, şimdi bazı kaynaklar yuvarlamışlar 90 milyon diyorlar ama o zaman 87 milyon. Bunu nereden biliyorum? Zuckerberg, Facebook'un sahibi gitti Amerikan Kongresi'ne ifade verdi. Kongresi'ne çağırdılar. Sonra da 5 milyar dolar ceza kesildi. Yani evet. Amerikan Kongresi, bütün kongre üyeleri seni dinliyor. Nasıl çaldırdığını, çok özür dilerim dedi. Yani sahip çıkamadık dedi ama bütün dünya toplumlarından, işte Amerikan toplumundan da özür diliyorum dedi. Şimdi ve ceza ödedi. Peki ne oluyor, nasıl oluyor bu? Ne yapıyor bunda? Sana ait bilgileri ele geçirince, mesela Amerikan seçimlerinde diyelim ki şey var, zenci karşıtı bir politika uyguluyor bir şey karşı taraf. Ona gittiğin zaman işte biz zencilere özgürlük vereceğiz eğer demokratlardan yanaysa. Yani onun hayata ve Amerika Birleşik Devletleri toplumunda yaşadıklarına dair bir bilgi sahibi olursan onun yumuşak karnından, kırılma noktalarından, o damardan giriyorsun daha yaygın tabiriyle. Onun dışında da mesela Trump'ı destekliyorsa, mesela Amerikan seçimleri ne olur, son durum nedir diye birisi girdiği zaman karşısına hemen Trump'la ilgili haberler çıkıyor. Trump dedi ki, make America great again falan, Amerika'yı tekrar büyük yapacağız diye falan, böyle onların gururunu okşayıcı. Amerika Birleşik Devletleri'nin diğer ülkelere karşı üstünlük duygularını okşayıcı şeyleri koyuyorlar. Hocam şimdi ben analitika mevzusuna girecektim ama biraz sonra girecektim. Şimdi bak, o manipülasyon. Analitika'nın yaptığı manipülasyon. Burada şimdi bir ama, ses kaydı tabii, ve kasetten şimdi, bahsediyoruz. Hayır oradan, bu da onun bir türevi. Bu da bunun başka bir türevi yani. Deepfake diyorlar. Hı-hı. Şimdi mesela bugünkü haberlerde sözde Fatih Portakal yaptı. Canlı haberlerde. Hemen arkadaşlar hazırlamışlar bir tane galiba. Ne var bizim elimizde de var yani o var, yapılmış he, öyle deepfake de yapılmış. Tabii bunu çok böyle hakikisinden
ayırt etmek çok zor oluyor Gürkan. Hakikaten doğru. Ama biraz daha böyle hani bir dikkatle bakınca, vücut diline bakınca, ne bileyim konuşurken kaş ve göz hareketleri, yani böyle bir vücudun kendine alacağı bir posture gibi, hani bir tavırla ilgili çözülüyor. Ama bunu herkes bu konuda uzman değil. Dolayısıyla aldatılabilir. Bunun yolu bence Barış'ın söylediği gibi, bunu yapabilirler. Buna inanmayın, teyit edilmediği sürece inanmayın şeklinde bir şey yapmak. Yani bu her devirin kendine özgü medya enstrümanlarında oluyor. Ben 77 seçim ne kadar etkili oluyor diyeceksin. 77 seçimlerde hatırlıyorum, o zamanlar Tercüman Gazetesi'nde Adalet Partisi'ni destekliyordu. Ilıcaklar, Kemal Ilıcak ve Nazlı Ilıcak. Tam bir sayfa, ön sayfasında Menderes'in dev bir resmi, rahmetli Menderes'in. Parmağınla oylarınızı bekliyorum Adalet Partisi'ne diye resim vardı. Şimdi her devrin, o zaman tabii bunlar olmadığı için bir şey var. Yazılı basın var. Her devrin kendine göre bir enstrümanı oluyor bunu etkilemek. Ha, bir yere kadar etkileyebilir ama tümünü asla etkileyemez. Burada etkilemesini sıfıra indiremeye yakın bir yere için bir ön almak lazım. Bunu Kemal Bey iyi becerdi esasında. Ha, bunu bir mezhep kavgasına dönüştürürler mi? Dediler ki Kemal Bey'e muhtemelen dönüştürebilirler ha. Çünkü bunlar dini o kadar her alanda kullanıyorlar ki, bu kadar dimbaz bir siyasal iktidar görülmedi. Yapabilirler. Kemal Bey, ben Aleviyim ama bütün bir şey, ülkenin kardeşinden yanayız. Ben suçun değil ki, senin de Sünni olman suç değil. Bu ülkede biz beraberce birbirimize kim olduğumuzu sormadan yaşadık. Birlikte yaşadı, önüne aldı. Bay Kemal dedi, aşağılama şeyi var. Bay Kemal geliyor, Bay Kemal bunu kurtaracak. Bay Kemal'den vazgeçti, kendi kendine Bay Kemal diyor. Bu da bir ön alma yapıyor şimdi Kemal Bey. Bunu çok doğru yaptı. Yani kendinize gelin, sakın böyle bir şeye bulaşmayın, ön aldı. Şimdi bunu dinlediği zaman millet en azından aa neler oluyormuş demeyecek. Sahte olabilir ya diyecek. Peki. Bence burada da bir ön almasını çok yerinde bir hareket olarak görüyorum. Peki Barış Dostlar Hocam, sizdeyiz. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Böyle bir çalışma olabilir mi dünya ölçeğinde, Türkiye ölçeğinde? Şimdi dünya ölçeğinde genelde böyle bir çalışma var. Ben de nereden öğrendim? Ben de bunu çok sevdiğim meslektaşım Sarp Sinan Hacır'dan öğrendim. Evet, senin oğlun, benim de çok kıymetlim genç meslektaşımız Rumet Gazetesi'nin dış haberlerinde çalışıyor. Gelirken onu aradım ben. Çünkü ben hani sosyal medyaya hakim bir arkadaşınız değilim. Cep hakim telefonu derken... Hakim değil. Hakim demeyin. Hiç yok lan diyorsun. Yok diyelim. Nasıl yani? Ona. Yok ki sosyal medya. Hayır, telefonu, en sağlıklısını telefonu yapıyor. Telefonu 1970'te icat edilen ilk cep telefonu. 1970 değil o, 1996. Şimdi evet. Sinan'a dedim ki ya bana dedim bir bilgi notu iletebilir misin? Çünkü o... Ne? Analitikayı? Evet. O ve çünkü bazı başka arkadaşlarımız mesela Tayfun Genel Cumhuriyet'ten bu konular üzerine çalışıyorlar. Şimdi Sinan'ın bana yolladığı bilgi notunda diyor ki Avustralya'da kullanılmış arkadaşlar, bakınız. Cambridge Analytica. Meksika'da kullanılmış. Hindistan'da kullanılmış. Kenya, Nijerya, Brezilya ve Malezya'da kullanılmış. Buraların seçimlerinde. Evet, yani buralarda siyasetçiler kullanmışlar, parlamentoda kullanılmış ve bu çok ciddi politik polemiklerin konusu olmuş. Yani biz işi sadece hani İngiltere üzerinden okumayalım. Başka devletler de var demek ki bu işin kullanıldığı bir. İkincisi, gene geçen bilgi notunda Sinan tarafından bana yollanan bilgi notunda diyor ki biz benzer bir durumu, hani 2016 seçimlerinden bahsetti ya sevgili Mithat Hocam, ayyuka çıktı, efendim işte Trump. Rusya Trump lehine seçimlere müdahale etti. Rusya Trump lehine seçimlere müdahale ederken Rus hackerlar devreye girdi. Hatta Hillary Clinton'ın değil mi? Sağlık sorunları üzerinden, kişisel mailleri üzerinden çok ciddi şekilde yıprandı. Orada bir şey daha var. Sadece Rusya değil, İsrail'de var. Evet. İsrail'de gene Trump lehine, demokratlar aleyhine seçimlere müdahale etmiş ve İsrail'in söz konusu seçimlere, 2016 seçimlerine müdahale ettiğine ilişkin ABD devletinin, ABD istihbarat örgütlerinin elinde FBI başta olmak üzere Federal Bureau Investigation çok ciddi malzeme var. Şimdi bu bize neyi anlatıyor? Bu bize şunu anlatıyor. Bir kere her ne kadar az evvel işte efendim falan yönetici istifa etti, öz eleştiri verdi, yanlış yaptık, fazla ileri gittik dese de evet, artık arkadaşlar ok yaydan çıkmış durum. Maalesef. Yani bir yöneticinin vicdani, ahlaki gerekçelerle istifa etmesi, ya ben yaptığımdan utanıyorum, çok ileri gittik demesi belki tekil anlamda, şahsi anlamda önemlidir, takdire şayandır ama maalesef arkadaşlar ok yaydan çıkmış durumda.
Ve biz bunu herhalde önümüzdeki seçimlerde, Türkiye için konuşmuyorum, dünyada çok sık konuşacağız. Yani teknolojinin gelişmesine koşut olarak sadece jest, mimik, beden dili, yüz ifadesi, ses, senkronizasyon arasındaki uyum dört dörtlük hale gelmeyecek. Dahası bizim direkt belleğimize, hafızamıza, duygularımıza hitap eden kişiye özel tasarlanmış reklamlarla, enformasyon bombardımanıyla biz muhatap olacağız. Mesela gene sevgili dostum Özlem'in, sevgili dostum Barış'ın mütebessim değil mi? Mütebessim. Besim üstüne öyle derlerdi ülkede. Mütebessim besim diye. Bakışlarından hareketle bir şey söyleyeyim. Şimdi sosyal medyada yokum. Evet. 1970 model bir cep telefonu 96. Var. 96 diyelim. 97. Peki cep telefonu olmasa da, bilgisayar kullanmasan da, sadece kredi kartı ekstrem üzerinden seni her yerde bulurlar. Bir, her yerde bulurlar sevgili Özlem. İki, kadın mı erkek mi olduğun, evli mi bekar mı olduğun, evliysen çocuk sahibi olup olmadığın, hatta çocuğunun yaşı, çocuğunun kız mı erkek mi olduğunu anlayamazlar mı? Bakınız, cep telefonu yok, bilgisayar yok, sosyal medya yok. Sadece cep telefonu harcama, kredi kartı harcamalarımız üzerinden. Yani bunları anlamak çok zor arkadaşlar. Onu ama bile... sen onun için peşin parayla çalışıyorsun. Doğru. O da mı yok? Peşin parayla. Kredi kartı var canım. Gecikmeli ve istemeye kredi aldım, kartını gördük bugün. Bak şeyde, lokantada hesabı ödedi. Onu da söyleyeyim yani. Şimdi arkadaşlar, o yüzden sadece kredi kartı bile bizim hayatımızı bu kadar eğer ortalığa döküyor ise, cep telefonunu, bilgisayarı, sosyal medyayı düşünmek bile istemiyorum ben. O bağlamda ülkemiz dışında, ABD'den Avustralya'ya kadar, Meksika'dan Brezilya'ya kadar seçimlerde kullanılmış olması, seçmenlere özel, mesela tereddüt içindesiniz, kararsızsınız, gördüğünüzde falanca parti var ama öteki parti atak bir kampanya yürütüyor. Bize özel mesaj geliyor. Arkadaş diyor ya, senin zaten partinin pek bir iddiası yok. Sen otur oturduğun evde, pazar günü hiç pijaman çıkarma, sokağa çıkma, otur sen yemeğini ye. Zaten senin partin kaybediyor. İşte tam da bunu oynuyorlar zaten. Yani sizin seçmen motivasyonunuzu arttırıcı ya da köreltici bir şekilde ne yapılıyor? Kişiye özel mesajlar yollanıyor. Şimdi bunu önümüzdeki yıllarda görür müyüz? Maalesef görürüz ve teknoloji buna el verir mi? Maalesef el verir. Bu iş bence çok katı, çok acımasız yasalarla engellenmez ise araştırmacıların, bilim insanlarının istifasıyla, kişisel ifşaatlarıyla, öz eleştirileriyle bunun önünü alamaz. Hayır, evet. Zaten şöyle, şunu söyleyeyim. Bu ChatGPT denilen bir model var. Dünyadaki işte yapay zekanın ileri yasaklandı şu geldi. An. Şu anda yasakladılar. Neden? Çünkü insan aklının bile önüne geçtiğinden korkuluyor. Zaten Geoffrey'nin de endişesi o. Tabii endişesi o. Diyor ki istifa ederken Google'dan, bu yarattığımız yapay zeka günün sonunda insan aklından aklının daha akıllı geçiyor. Bir noktaya gelebilir. Şşş. Ve bunu hiçbir şekilde kontrol edemeyiz. Özlem Gürses'e... Hemen bir ek yapabilir miyim? Bağışla Gürkan. Hemen bir ek. Şimdi biz haftalardır, hatta uzunca bir zamandır özellikle bu hibrit eğitime, uzaktan çevrim içi eğitime geçildikten sonra, sen de zaten hep oğlumdan dolayı yakınıyorsun bu konuda. Çok. Aramızda ne konuşuyoruz Mithat Hocam? Acaba bizim öğrencilerimiz ödevlerini kendileri mi yapıyorlar yoksa yapay zeka mı yapıyorlar? Ama dur şimdi, bir bu de eğitim sistemine dalmayalım. Çıkamayız. Hayır. Siyasetteki yansımalarını bunu çözmeye çalışıyoruz. Yakın zamana yani. Kadar lisansüstü tezlerde, yani yüksek lisans ve doktora doğru. tezlerinde bizim Turnitin dediğimiz üniversitede yaygın olarak kullanılan denetim. Bir intihal programı vardı. Evet. O da %5, 10, 15 bulabiliyordu. Hatta edebiyat fakültelerinde oran çok yüksek çıktığı zaman arkadaş işin içinden çıkılamaz hale geliyordu. Mesela Nazım Hikmet üzerine bir tez yazıyorsunuz. Necip Fazıl üzerine bir tez yazıyorsunuz. Özdemirci üzerine bir tez yazıyorsunuz. Kaçılmaz olarak bu ustalardan, bu şairlerden, bu yazarlardan alıntılar çok yap. Fazla alıntı yapıyorsunuz. Ha, Turnitin diyordu ki arkadaş %40-45... Öğrenci de diyordu ki, onu yazan doktorant ya da yüksek lisans talebesi. Hocam ben onun üzerine tez yazdım zaten. Ondan alıntı yaptım sayfalarca. %40-45 çıkması doğrudur. Ama bizim gibi siyasi tarihte, dış politikada %5-7-8-10 marjı vardı. Şimdi biz bu Turnitin'in bile işin içinden çıkamazken yapay zekanın devreye girmesiyle biz şimdi okulda kara kara düşünüyoruz. Acaba önümüze gelen ödevler, tezler insan emeğinin, öğrencimizin mi ürünü olacak
yoksa tabii bir yapay zekanın mı kaleminden çıkacak? CHP'nin sevgili Barış, geçtiğimiz günlerde toprağa verdik kıymetli abimiz Erol Bilbilik. Işıklar yıllar önce Big Data diye bir kitap yazmıştı. Evet, yani evet. Bütün dünyayı bir laptopun içerisinde idare eden, az önce sen söyledin, kredi kartından Facebook bilgilerine kadar her şeyin yer aldığı büyük data, büyük datanın bulunduğu bir hard disk oluşacak günü birinde. Bu oluştu zaten diyordu. Dediğini Erol Bey'e de bir ruhu şad olsun. Şad olsun diyelim. Şimdi CHP'yi devam edeceğiz. Pardon. Şöyle birkaç örnek anlatmak istiyorum. Bir kere öncelikle bu kredi kartı meselesi, yani sürekli olarak izleniyoruz ve her tarafta izlenmiyoruz belki ama her tarafa bir iz bırakıyoruz zaten. Bundan 3 sene önce Türkiye'yi ziyaret eden bir kadın ajanla konuşmuştum, FBI ajanı. Emekli olmuş, şimdi güvenlik politikaları üzerine bir şirket kurmuş. Türkiye'ye bir konuşma yapmaya gelmişti. Ben de Sözcü Gazetesi için bir röportaj yapmıştım. Yani hani korunmanın bir yolu var mı? Hiçbir şekilde yok demişti. Yok. Çünkü kredi kartınız olmasa, cep telefonunuz olmasa, sosyal medyanız olmasa, bilgisayarınız olmasa trafikteki mobese kameraları var. Yani hiçbir şekilde demişti korunamazsınız. Onun için bundan kurtuluş yok. İşte security, güvenlik programları kullanabilirsiniz. Çok yakın tarihte iki örnek yaşadık. Bunlar nasıl yayılıyor? Videodan daha tehlikelisinin ses kaydı olduğunu söylemeliyim. Çünkü videoda gene hani bir derece teyit mekanizmalarını kullanabilirsin. Ya bu benim yüzüm değil. Bu işte bak yapay zeka yaratmış bunu. Geriye doğru katman katman videoyu sökebilirsin. Hani orijinal yüze, yani kime konuşturmuşlar bunu ve yüzüne nasıl bir ikinci bir yüz yapıştırmışlar. Bunu bulabilirsin teknik olarak daha kolay. Ses çok daha büyük problem. İki örnek anlatacağım. Deprem sırasında bir doktorun ses kaydı bütün WhatsApp gruplarında paylaşılmaya başlandı. Büyük infial yaratacak bir ses kaydıydı. Ben doktorum, adı yok, bir şeysi yok, bir kadın sesi. Bir anda bütün WhatsApp gruplarına, Telegram, Signal, her gruba yayılmaya başlandı. Ve arkasından insanlar, pardon bu fake'miş, böyle bir insan yokmuş, böyle bir ses kaydı yokmuş. Bitti artık. Tabii. Milyonlarca kişi bunu dinledi, duydu ve bir saniye bile düşünmeden o WhatsApp gruplarındaki kadınlar, erkekler, gençler infial halinde bir deprem anında. Hiç düşünmediler. Acaba bu sahte olabilir mi? Acaba bu konuşan kişinin niye ismi yok? Neden bana bir görüntü değil de bir ses kaydı olarak geliyor diye bir saniye bile düşünmediler. Ve sadece forward tuşuna bastılar. Mesajı ilet. Ve anormal bir şekilde yayıldı bu ses kaydı. Çok kolay ses kaydını yaymak. İkinci örnek, o bir videoydu. Ama çok kolaydı. Bugün Gülşen biliyorsun olay hapis cezası aldı. Cezası ertelendi vesaire. Gülşen'le ilgili ta 3 ay, 4 ay öncesinde kaydedilmiş o video nasıl paylaşıldı hatırlıyor musun? Şimdi ismini unuttum ama Emre diye bir genç adam olması lazım. Daha önce de bu sosyal medya operasyonlarında kullanılmış. TikTok'ta bu 16 saniyelik videoyu koydu. Videoyu koyduktan sonra o video TikTok'ta milyonlarca görüntüleme aldı ve tekrar bütün WhatsApp gruplarına yayıldı. Ve böylece Gülşen'in o konuşması, o şakası bir anda gündem oldu. Ve 3-4 ay önce yapılmış bir şey sonuçlandı. Peki şimdi sana soruyorum, bu kişiye ne oldu TikTok'ta? Hesabını kapattı. Ortada yok. Ortada yok. Ve hakim, yani Gülşen'in bu videosunu yayınlayan TikTok'ta ve milyonlarca kişiye yayılmasını sağlayan kişiyi tanıklık için çağırmadı. Çağırmadı. Peki. Ya sormadı bile ona. Onun için çok kolay bu iş. Ses özellikle çok tehlikeli. Özlem, birazcık daha devam edeceğiz bu konuyu ama bir reklama gidelim. Reklamımız geldi. Biliyorum hararetli bir konu ama bu noktada biraz keseceğim. Sonra yine birazcık daha devam edeceğiz. Başka çok ateşli, hararetli konularımız var. Bizden ayrılmayın. Evet sevgili izleyiciler, kısa bir aranın ardından şimdiki zamanda ikinci bölümle karşınızdayız. Bir konuğumuz daha ilave oldu stüdyomuzda. Hüseyin Çalışkaner. Artı bir araştırma şirketinin başkanı Hüseyin Bey, hoş geldiniz. Merhabalar. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Merhabalar. Sevgili izleyiciler, şimdi anketler tabii olmadan program olmuyor. Dolayısıyla bu haftada, bu programda da, şimdiki zamanda da Hüseyin Bey'den son yaptığı anketi alacağız. Bu arada anket şirketlerin arasında geçtiğimiz pazartesi günde konuştuk. Uçurum her daim vardı ama bu seçimde inanılmaz bir boyutta. Yani ben size bir anket şirketini getirebilirim, bir araştırma şirketi diyelim, anket demeyelim. Bir araştırma şirketini getirebilirim, 5-6 puan Tayyip Bey önde. Bir başka araştırma şirketini getirebilirim, Kemal Bey 5-6 puan önde. Dolayısıyla biz neye bakacağımızı, nasıl bakacağımızı da bulmakta güçlük çekiyoruz. Ama tek tek soruyoruz,
inceliyoruz, gidişata bakıyoruz, trendleri bulmaya çalışıyoruz. Bunun üzerinden bir kanaat edineceğiz. Bakalım bugün bize Hüseyin Çalışkaner neler söyleyecek? Son çalışmanız değil mi bu efendim? Evet, evet. Yani Nisan 24'te bitmişti. Arkadaşlara gönderdiğim çalışma. Raporu da zaten 26 Nisan gibi yayınlamıştık. Evet. Birazdan geleceğiz size. Bu arada Engin Altay, Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekili Engin Altay da birazdan programımızda olacak sevgili izleyiciler. Onu söyleyelim. Bu arada tabii siyaset ışık hızıyla akmaya devam ediyor. Gelişmeler de oluyor. Bugün Erkan Baş, 24 Haziran 2018'den itibaren ben irtibatımı kestim demişti Muharrem İnce ile. Görüşmüyorum, ilgilenmiyorum da demişti. Ama bugün bir video paylaştı. Biliyorsunuz Türkiye İşçi Partisi'nin genel başkanı Erkan Baş. Dedi ki Muharrem İnce kötü anılmak istemiyorsan adaylıktan çekil dedi. Vakit varken dedi. Bu da bir iyiliktir dedi. Yaklaşık 3-4 dakikalık bir video hazırlamıştı Erkan Baş ve orada Muharrem İnce'ye çekilme çağrısında bulundu. Muharrem İnce de bir başka televizyon kanalında bir yanıt vermiş ona. Diyor ki ben de ona bir teklifte bulunayım. O da 3. bölgede adaylıktan çekilsin, bizim adayımızı desteklesin demiş Muharrem İnce. Evet, şimdi bu Dark Web evet, vesaire şey... konusunda Barış. Özlem, senin kaldı mı bir şey? Sonuç olarak bu mesele çok ciddi bir konu. Ben bir kez daha Barış'ın çağrısını yinelemek istiyorum. Özellikle Tele1 izleyicilerinden ve Millet İttifakı masası seçmenlerinden kendilerine gönderilecek olan bütün ses kayıtlarına, videolara, hatta Facebook üzerinde caps dediğimiz grafik ekran üzerinde üretilecek olan tüm görsellere şüpheyle yaklaşmalarını rica ediyorum. Süleyman Soylu'nun Mehmet Akif Ersoy'un programında bir iddiası daha var. O da elimizde bir ses kayıt var demişti. Altılı Masa seçim sonuçlarını önceden büyükelçilere gönderecek. Bununla ilgili işte ses kayıtları var falan demişti. Zaten son açıklamasında gördünüz herhalde, darbe diyor. Yurt dışından insanlar getirdiler diyor. Bu yurt dışından getirdikleri insanlarla diyor 14 Mayıs'ta diyor daha önce yapamadıkları darbeyi seçim sandıklarında yapacaklar diyor. Yani akıl almaz açıklamalar. Ben şunu anlamıyorum. Bir iktidar neden mesela seçim kaybetmekle ilgili bu kadar telaşa kapılır? Ben bunu anlamıyorum. Mesela dünyanın her yerinde seçim oluyor. İnsanlar gidiyorlar, oylarını kullanıyorlar. Bir kurul ya da kurum geliyor, sayıyor. Peki Barış'cığım sen kazandın, Gürkan'cığım sen kaybettin. Hadi hayırlısı olsun diyor. El sıkışıyorsunuz, herkes evine gidiyor. Türkiye'de niye biz sürekli olarak vay seçim güvenliği, sandıklara kedi mi girdi, yok trafoya ejderha mı girdi efendim, böyle bir sürü şey konuşuyoruz değil mi? Niye oluyor bütün bunlar? Evet. Kaybederlerse giderler mi? Öyle mi olur? Şimdi öyle bak mi olur? Sevgili Özlem, senin doğrular nitelikte bir mesajı Gürsel Tekin, Cumhuriyet Halk Partisi'nin İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin atmış. O da diyor ki siberde çalıntıdan kurtulmanın tek yolu var. 6 siyasi parti 191.600 sandıkta ıslak imzalı tutanakları getirmek zorunda. Bu olmazsa her türlü şey yapılabilir diye. İşte buyurun yazmış. Mesela yani niye bunları konuşuyoruz biz seçimlere 10 gün kala? Ne var yani, insanlar gidip oylarını kullanacaklar. Taceddin Bayır'ın da bir mesajı var, CHP İzmir Milletvekili. O da diyor ki o gece internet yavaşlatılabilir, WhatsApp kapatılabilir. Bunlara karşı mutlaka Telegram ve diğer haberleşme araçlarına. Kim diyor onu, pardon? CHP İzmir Milletvekili Taceddin Bayır. Tamam. Evet, ben Telegram'dayım. Her gün Telegram'a benim kişilerimden 20, 30, 40, 50 kişi katılıyor. Ekleniyor, görüyorsun ya, ekleniyor. Evet, insanlar oraya geliyorlar. Ya. Signal var. Zaten ekşi sözlük kapatılmış durumda şu anda, evet. Erişim engeli var. Birçok habere sürekli erişim tamam. engeli geliyor. Budur yani durum. Peki. Barış'a geçmeden önce Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir sosyal medya paylaşımı az önce yayınlanmış. Bay Kemal'in tahtası başlığıyla 2 dakikalık bir video, onu sizlerle paylaşıyoruz sevgili izleyiciler. Sevgili halkım, hoş geldiniz. Tüm Türkiye'nin yeniden üretmesini sağlayacak, Türkiye'yi zenginleştirecek ve daha önemlisi bu zenginliği adil bir şekilde tüm halka yayacak projelerimi anlatmaya devam ediyorum. Bugün konumuz petrokimya özel ekonomi bölgeleri. Türkiye'nin cari açığının en önemli kalemlerinden biri petrokimya sanayi. Cari açığın yaklaşık %30'u petrokimya ürünlerinin ithalatından kaynaklı. Biz bu ürünleri kendi ülkemizde üreteceğiz. Böylece her yıl 20 milyar dolar cari açığı kapatacağız. 2 petrokimya özel bölgesi oluşturacağız. Bu bölgelerin birini Adana Yumurtalık'ta. Diğerini ise Tekirdağ Marmara Eylesi'nde kuracağız. Toplamı yaklaşık 40 bin dekar alandan oluşan bu bölgede rekabetçi
kaliteli petrokimya ürünleri işlenecek. Kamu özel sektör işbirliğiyle üretim yapacağız. Bu bölgelerde aynı zamanda yüksek kapasiteli petrol ve petrol ürünleri depolanacak, işlenecek ve sevk edilecek. Projeye dahil olarak petrol rafinerisi, limanlar, fabrikalar inşa edilecek. 15 bin kişi doğrudan istihdam edilecek. Kamu altyapı yatırımları 1,5 milyar dolar olacak. Bölgenin ilk etapta 6 milyar dolar yatırım almasını ve 10 yılda 30 milyar dolar civarında doğrudan yatırım çekmesini hedefliyoruz. Üstelik bu üretimi yenilikçi teknolojilerle gerçekleştireceğiz. Yeşil üretime yatırım yapacağız. Türkiye'nin endüstriyel dönüşümünü biz gerçekleştireceğiz. Bu projeyi iktidarımızın ilk yılında gerçekleştirmeye başlayacağız. Çünkü Türkiye zenginleşmeyi hak ediyor. Evet sevgili halkım, Türkiye'yi kalıcı refaha ulaştıracak projelerimizi anlatmaya devam edeceğim. Türkiye zenginleşecek, halk zenginleşecek. Aş için, iş için, huzur için, refah için. Unutmayın, geliyoruz. Sana söz. Kalın sağlıcakla. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Bay Kemal'in tahtası başlığıyla verdiği sosyal medya videosunu, sosyal medya mesajını hep birlikte izledik. 2 dakikalık bir videoydu. Petrokimya özel alanlarında neler yapacaklarını anlattı Kemal Kılıçdaroğlu. Sosyal medyayı son derece aktif bir şekilde kullanıyor. Hemen hemen her gün 1 ya da 2 videosu özel çekilmiş videolar sosyal medyadan paylaşılıyor. Görünen o ki önümüzdeki 11 günde, 12 günde de bu videolar devam edecek seçim kampanyasının başladığı saate kadar. Evet, Barış sende kaldık. Giremedik daha doğrusu, kalmadık da evet. Başlayamadık. Şöyle o zaman istersen bizim Tele1'in de reklamlarında dönen bir şeyden bahsedeyim konuyla ilgili. Hı hı. Biliyorsunuz Cumhuriyet Halk Partisi Gençlik Kolları Demokrasi Bileti diye bir kampanya başlattı. Bütün bu güvenlik endişelerinin yanında bir de özellikle deprem bölgesinden oy kullanmaya gitmeye çalışan ya da memleketlerinde oy kullanmak isteyen ama öğrenci oldukları için başka kentlerde bulunan kişiler var. Şimdi gençlikle ilgili CHP Gençlik Kolları bir çalışma yapıyor ama Gürkan bugün ben Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nden son bilgileri aldım. İzleyicilerimiz de ne olur bu kısmı iyi dinlesinler. Katılımın artması açısından özellikle memleketlerine dönmeye çalışan öğrencilere mutlaka destek vermemiz lazım. Fakat benim bugün edindiğim bilgiye göre Gürkan, 35 bin öğrenci oy kullanmak için Cumhuriyet Halk Partisi'ne yani otobüsle memleketlerine gidebilmek için başvuru yapmış ve şu an bu 35 bin kişinin mali giderlerinin karşılanması gerekiyor. Çok fazla talep var ama bütçe yetmediği için. Yani Tokat'tan Ankara'ya gidecekler. Hayır, nereye girecek? Demokrasibileti.com var. Oraya girerek... Askıdabilet.com'a girerek, demokrasibileti.com, askıdabilet.com programdan sonra herkes girip bütçesi dahilinde en azından bir öğrenciyi, iki öğrenciyi memleketlerine gönderebilirler. Burada işte gençliği sandığa ulaştıran hareket diye. Hakikaten Cumhuriyet Halk Partisi'ne başvuran öğrenci doğal olarak zaten oyunu Millet İttifakı'na vermek istiyor. Millet İttifakı'nın oylarının artması için bu önemli çünkü... Seçimleri yakından takip eden vatandaşlarımız bilirler. 50 oy, 100 oy bile, bakın 50 oy, 100 oy bile özellikle biraz sonra zaten Hüseyin anlatacak son durumu. Memleketlerde çok önemlidir. Çünkü son aşamaya girdik. Bugün Tayyip Erdoğan'ın, ben Rize mitingini izledim. Tayyip Erdoğan, evet oradaki kalabalıktan dolayı coşkuluydu ama tedirginliğini de hissettim. Tedirginliği şuydu, Rizelilere... Orada kendisini izleyen vatandaşlara yükünüz çok ağır ha dedi. Yani Tayyip Erdoğan da bu seçimi öyle anlatıldığı gibi kazanacağına falan inanmıyor. Yükünüz çok ağır dedi. Ben AKP'lilerle de konuştuğumda Gürkan bir panik havasının olduğunu sezdim. Şimdi, de aynı duygudayım. Neden? Bugün AKP kulislerinde epey bir dolaştım. Bir, Tayyip Bey vekil adaylarının... Milletvekili adaylarının sahada olmamasına, yeterince olmamasına kızmış ve AKP hatta... AKP kulisi ederken Ankara'da mısın? Ankara'da telefonla. Mıydı? Ha telefonla. Barış Tosler'in telefondan değil ama hocam yeni. İzleyicilerimiz yanlış anlamasın, espri yapıyoruz. Barış bilerek yeni telefonları kullanmıyor. Yani WhatsApp, Twitter vesaire vesaire kullanmak istemediği için. O yüzden espriyle takılıyoruz. İzleyicilerimiz yanlış anlamasın. Geçen gün Fenerbahçe Kulübü'nün eski başkanı Aziz Yıldırım bir fotoğrafı yansıtıp Barış Tosler'in telefondan kullanıyor. Aynısı mı? Aynısı.
Ha bir de şey geyiği vardır ya, bunlar dinlenemiyor falan diye. Teknik olarak mümkün olmayabilir yani. Değil canım, olur mu? Dinlenmesi mi mümkün olmuyor? Hepsi değil. Hepsi dinleniyor. Ya arkadaşlar, sonuçta bunların da açıklamayalım, tamamı bir yapmayın. Sinyalle çalışıyor. Açıklamayı da yapmayalım, tamam. Kurban olayım. Şimdi AKP'de şöyle bir panik havası var. Bir kere konuştuğum AK Partililer, AK Parti genel merkezine yakın isimler parlamento seçimlerinin kaybedildiğini artık kabullenmişler. Yeşil Sol Parti'nin 80'in üzerinde milletvekili çıkarmasının beklendiği bir ortamda meclis başkanlığının Cumhuriyet Halk Partisi'ne geçeceği yönünde büyük bir Ankara'da kanaat oluşmuş. AK Parti'de mi? AK Parti'de ve Cumhur İttifakı'nda. Çünkü bir kere Yeşil Sol Parti muhtemelen 80'in üzerinde zaten vekil çıkaracak. Onu biraz sonra Hüseyin anlatacaktır ayrıntılarını. CHP kendi... 250'nin üzerinde Millet İttifakı'nın milletvekili çıkarması bekleniyor. Üzerine bir de 80 koyduğunda HDP'yi de... Bu 250'nin kaçı CHP'li? Orası biraz karışık. Ha, o yüzden çünkü soruyorum. 70'e yakın ittifakla şey verildiği var, için... Fermuar sistemi var. Için, hani tek orada. Şimdi bakarım da çok Erdoğan'ın da Gürkan... Özellikle milletvekillerinin, yeni milletvekili adaylarının daha doğrusu sahaya çıkmamasından dolayı rahatsız olduğu ve hatta bayramda sahaya niye çıkmadılar diye kurmaylarına tepki gösterdiği konuşuluyor Ankara'da. Ve bu kişilerin neden sahaya çıkmadıklarına ilişkin de bir rapor istemiş. Şimdi kendini milletvekili adayı olarak koy bakalım AKP'den çıkıp ne diyeceksin etin 450 lira olduğu bir yerde. Ha şimdi Erdoğan ne yapacak onu da söyleyeyim, bir iki kulis daha vereyim. Sonra da sözü arkadaşlara bırakayım. Ondan sonra da AKP'nin yaptığı başka işleri de konuşuruz. Hazır mı? Engin Altay bir dakika yazırmış. Ben bir dakikada anlatayım o zaman Engin abi gelene kadar. Cumhurbaşkanı Erdoğan seçimlere bir hafta kala Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde yapmak istedikleri revizyonu anlatacak. Çünkü sahadan gelen tepkiler Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine yönelik AKP seçmenlerinde ciddi bir eleştirisinin olduğu yönünde. İkinci bir çıkışını da 62-84 sayılı kanunla ilgili yapacakmış. O da kadın ve aileyi ilgilendiren yasa olarak tanımlayayım. Ona da açıktan sahip çıkacağı yönünde bir beklenti var AKP'de. Bunun sebebini sordum. Dediler ki Hüdapar'ın ve Yeniden Refah Partisi'nin Cumhur İttifakı'na katılmasıyla birlikte AKP birdenbire kadınların karşısında konumlanan bir pozisyona düştü. Şimdi Erdoğan büyük kitleyi kaybetmemek adına 62-84 sayılı kanuna açıktan sahip çıkarak o kitleyi yanında tutmaya çalışacak. Bunun ben etkisini en çok Avrupa'da gördüm. Avrupa'da konuştuğum siyasetçiler şunu söylediler. AKP'yi burada hırpalayan en önemli şey, en önemli etken Hüdapar'ın AKP'ye katılmış olması. Özellikle Avrupa'da AKP'ye oy vermeyi düşünen ya da oy veren kadınlar Hüdapar'ın katılmasından kaynaklı olarak ciddi bir rahatsızlık duyuyorlar ve bu da AKP genel merkezinde açıktan hissedilmeye başlandı deniyor. Peki Barış, sen AK Parti'de böyle bir hava var dedin ama Süleyman Soylu, İçişleri Bakanı, aynı zamanda İstanbul Milletvekili adayı bir televizyon kanalına katılmış. Şimdi diyor ki Cumhurbaşkanı Erdoğan birinci turda alıyor, CHP İstanbul'da gerimizde demiş, böyle bir açıklama yapmış Süleyman Soylu. Engin Altay hazır mı? Peki, Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekili Sayın Engin Altay'ı görelim. Evet, gördük. Engin Bey, evet. İyi akşamlar. İyi akşamlar, iyi yayınlar. Sağ ol. Ankara'ya bize döndünüz mü? Efendim? Ankara'dan mı bağlanıyorsunuz bize? Döndünüz mü? Şimdi sabah Sayın Genel Başkan Lasyonov'un Boyabat ilçesine gittik. Sonra oradan Ordu'ya geçtik. Bir saat önce de Ankara'ya indik. Yarın tekrar İstanbul'a gidip çalışmalarımıza devam edeceğiz. Gerçekten akıl almaz bir trafik içindesiniz. Kolay evet. Gelsin diyorum size. Sağ olun. Engin Bey, önce şeyi merak ediyorum. Nasıl gidiyor mitingler? Yani biz bir ekrandan gördüğümüz kadarıyla, bu arada cumartesi günü İstanbul mitingi var, Büyük İstanbul mitingi. Biz de izleyeceğiz. Hepinizi davet olarak. Ediyoruz, herkesi evet. Bekliyoruz. Geleceğiz. Nasıl gidiyor? Yayın yapacağız oradan, evet. Nasıl gidiyor efendim mitingler? Muhteşem desem abartmış olmam. Biz yaklaşık işte 20-25 gündür mitingler vesaire başladık.
Bugün mesela Sinop'un Boyabat ilçesi vardır. Muhafazakar yapısıyla bilinir. Cumhuriyet Halk Partisi'nin az oy aldığı bir yerdir. Ve Sayın Genel Başkan da biliyorsunuz Bay Kemal'in inadı inattır. Boyabat ilçesine 5. gelişi genel başkan olduktan sonra. Orayı kırmakta kararlı. Ve bu 5. gelişte Boyabat ilçesinde de genel başkanımıza olağanüstü bir teveccüh, olağanüstü bir ilgi gördük. Kaymakamlık bize her zaman yaptığımız meydanı vermedi. Boyabat'ın merkezindeki herkesin konuştuğu, miting yaptığı meydanı vermedi. Boyabat'ın bir parça görece dışında bir alan tahsis etmişler. Arkadaşlara dedim ki hiç dert etmeyin. Boyabatlılar oraya da gelecektir. 13. Cumhurbaşkanı'nı dinleyecek ve gerekli, hak ettiği ilgiyi gösterecektir dedim. Küçük bir kuşkum da yok değildi ama gerçekten tekrar aracılığınızla Boyabatlı hemşerilerime minnet duygularımı iletiyorum, şükranlarımı iletiyorum. Boyabat da değişim istiyor her yerde olduğu gibi. Çok muhteşemdi. Ordu, şu söyleniyor Ordu'da, Cumhuriyet tarihinin en büyük kitlesel etkinliği yapıldı deniyor. Birçok insandan bunu duydum. Bizim arkadaşların ötesinde vatandaşlardan da duydum. Polisten aldığımız bilgi de öyle. Bir olağanüstü bir şey var, onu samimi söyleyeyim yani. Süleyman Soylu'yu biraz önce bir televizyon programında gördüm. Ama konuştuklarını, anlattıklarını kendisinin inandığını zannetmiyorum. İstanbul'dan bahsetti. Evet. Ben de 20 gündür İstanbul'dayım. 3. bölgede gezmediğimiz ilçe yok. 2. 3. turlara başladık. Köylere de gidiyoruz. İstanbul'da da benim gördüğüm, örneğin Bağcılar'da mesela, bizim görece düşük oy aldığımız bir ilçedir. Bağcılar'a 15 gün içinde 3 defa gittim. Ve orada da tıpkı Bakırköy'de olduğu gibi insanların bize olan yoğun ilgisiyle fotoğraf çektirmeler, sıcak sohbetler, sıcak dokunuşlar. Vatandaşın şeyini de söyleyeyim, size de soru sorma fırsatı vereceğim. bugün Sayın Genel Başkan'a da söyledim. Efendim dedim, vatandaş seçimin sihirli cümlesini üretmiş dedim. Bu belki yüzlerce, binlerce insan tarafından bana söylenen bir cümle. Ne diyorlar biliyor musunuz vatandaşlar? Hı hı. Bu sefer tamam. Barış, bu sefer kısmı çok önemli. Evet. Bu sefer tamam. Vatandaşın kimsenin kendi birbirleriyle temas etmeden, bizim de parti olarak böyle bir mottomuz, sloganımız yok ama vatandaşın İstanbul'da da, işte bugün Boyabat'ta da, daha önce Sinop'ta da gördüğüm vatandaş bu seçimi böyle şey yapmış. Bu sefer tamam modunda ve mottosunda. Peki. Engin Bey, şimdi sorularımız var size. Evet. Ben şimdi de efendim, önce istersen başlayayım şu şeyden, polemik sürüyor. Şimdi biz bir... Kaç soruyu pas geçme hakkımız var? Valla bu sefer yok. Sıfır. Hiç geçmeyin. Bu sefer neden? Tamam. Merak etmeyin, çok zor değil. Çünkü siyasi rakibiniz AK Parti'den az önce bahsettiğiniz Süleyman Soylu açıklamalarından devam etmiş. Diyor ki, altılı masanın ilk toplantısının metni bir AB ülkesinin büyükelçisine onaylatıldı. Ses kaydı bile var diyor. Bakın şimdi bu ses kaydı meselesini biz az önce siz yayında değilken kendi aramızda konuştuk. Onu anlamaya çalıştık. Hem Özgür Özel söyledi, böyle ses kayıtları çıkabilir dedi. Hem Sayın Kılıçdaroğlu, biraz daha soracağım size, böyle deep fake teknikleriyle, işte derin web deep fake teknikleriyle yeniden ses kayıtları üretilebilir, video kayıtlar üretilebilir dedi. Yani bir kaset lafıdır, bir ses kaydı lafıdır geziyor ortalıkta. Şimdi bu, evet. Süleyman Soylu'nun, İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu'nun bu söylediği ses kaydı var ifadesine ne söyleyeceksiniz efendim? Böyle bir kayıt var mı? O gerçekten altılı masanın ilk tutanağı AB Büyükelçilerine gönderildi mi? Nedir efendim orada durum? Biz nasıl anlayalım bunu? Evet. Şimdi gerek Sayın Erdoğan'ın, gerek Fuat Oktay'ın, Bekir Bozdağ'ın, Numan Kurtulmuş'un, Binali Yıldırım'ın ve Süleyman Soylu'nun peş peşe söylediği absürt şeyler var. Yani bütün iktidarlar seçim kaybeder ama hiçbir iktidar seçimi kaybettiğini görünce muhalefete çamur atma politikasıyla, çamura yatma politikasıyla seçim kampanyası yürütmez. Bunu burada görüyoruz. Çok ağır hakaretler var, iftiralar var, çok mesnetsiz laflar, sözler var. Mesela APO'yu çıkaracaklar demiş Bay Kemal ya da CHP'liler. Hep söylüyoruz, Cumhuriyet Halk Partisi'nin hiçbir yetkilisinin böyle bir sözü yok. Ama Selahattin Demirtaş niye cezaevinde yatıyor diye söylüyoruz. Söylemeye de devam edeceğiz. Ancak şunu söylemek isterim.
Diyaneti kapatacağımız söylendi. CHP Diyaneti kurdu biliyorsunuz. Efendim yok şampanyalar, şükür namazları, bütün bunlar söylendi. Bu seçim Uhud Savaşı'na benzetildi. Bütün bunları duyduk da Süleyman Soylu da tabii, şimdi oraya gelelim. Şöyle de bir açıklaması oldu. Ben hatta onu bir tweet attım. Sayın Erdoğan'ın 14 Mayıs seçim kararını imzalarken bütün kameraları toplayıp böyle tumturaklı bir imza atma görüntüsü vardı. Onu koydum. Yanına da Süleyman Soylu'nun 14 Mayıs siyasi darbedir açıklamasını koydum. Takdiri de millete bıraktım. Şimdi bu kadar artık akıl tutulması diyebileceğimiz, ben ona başka bir isim de buldum. Siyasi şuursuzluk içindeler. Yani siyasi şuurlarını kaybetmiş görünüyorlar. Böyle bir tablo içinde bu seçime gidiyoruz. Bize elbette şüphesiz, hani devlet onların elinde ama devlette ahlaklı, namuslu insanlar var. Bürokratlar var, yöneticiler var her şeye rağmen. Dolayısıyla devlette olup bitenin ya da iletişim başkanlığında olup bitenlerden Bay Kemal'in haberi yok zannediyorlarsa büyük bir yanılgı içindeler. Ki Bay Kemal hesap uzmanı da olması hasabıyla bir bilgiyi teyit etmeden, kesin doğruluğuyla ilgili kendisi kanaat getirmeden asla kullanmamış bir siyasetçidir. Bir deepfake hikayesi var. Nedir efendim bir çalışmanın, o? Nedir efendim böyle o? Bir, efendim? Nedir o? Yani sizin beklediğiniz yani bu işte bir şey mi var? Değişti. Yani bir ara televizyonda çıkmıştı Putin'e falan, böyle yüzleri değişmişti. Mesela benim sesim sizin sesinize dönüştürülebiliyor ya da sizin sesiniz benim sesime dönüştürülebiliyor. Başka bir şey daha var biliyorsunuz, gene Sayın Genel Başkanımız İletişim Başkanlığı ile ilgili dark webçilerle olan ilişkilerini ifşa etti. Evet. Orada yapılan isimler verdi. Efendim? İsimler verdi Kemal Bey. İletişim Başkanlığı'ndan 3 isim verdi. Evet. Orada dark web üzerinden bazı girişimlerin, temasların, hazırlıkların olduğunu biliyoruz. Ve AK Parti'nin, Erdoğan'ın seçimi normal yollarla, yani kampanyayla, propagandayla, olağan propagandayla kazanamayacağını gördüğünü de biliyoruz. Onun için çamura yatma, işte böyle bu tür farklı mekanizmaları, manevraları kullanarak iftira, hakaretten geçtik de iftira, çamur atma ve bu konuda teknolojiyi kullanma hazırlıkları olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla bunu erken ifşa etmenin bir mahsuru yok. Kullanmazlarsa deriz ki bu teknolojiler dünyada artık var. Bunlar kullanmadı deriz. Ahlaklı davrandılar deriz. Peki, kullanılırsa da zaten ifşa olacaktır. Peki yani Sayın Altay, bu bahsettiği lazım. Süleyman Soylu'nun bahsettiği ses kaydı. Yani Altılı Masa'nın AB üyesi ülkelere gönderilen ses kaydı yok diyorsunuz kesinlikle, değil mi efendim? Peki Süleyman Soylu'ya ben bütçesi görüşülürken dedim ki, şimdi bir daha tekrar etmeyeyim ama bak bende de iki dosya var dedim. Bu normal bütçe konuşma, bu da senin konuşmana göre vereceğim cevaplar var ama sana şunu söyleyeyim dedim. Bir gece önce açıklama yapmıştı bu işte ben sosyal medya üzerinden ya ertesi günkü bütçe konuşmasıyla ilgili. Bunların hiçbirini kullanmadı. Bir gece önce kapaklarını gösterdi ve Twitter'dan. Farklı altı kapak gösterdi. Meclis'te o kapakları açamadı. Böyle bir ses kaydı olabilemez. Böyle bir ses kaydı falan yok. Böyle bir şey de yok. Anladım. Böyle bir konu da yok. Altılı Masa'nın o ilk toplantısındaki mutabakat metni büyükelçilere göndermeye gerek yok. Kamuoyuyla paylaşıldı zaten. Önceden büyükelçilere gitti. Onay alındı. Lafı tümüyle bir iftiradır. Tümüyle bir safsatadır. Tümüyle milletten normalde alamayacakları oyları alabilmek için bir karalamadan ibarettir. Çok külüstür bir numaradır. Eğer Süleyman Soylu'nun elinde böyle bir ses kaydı var ise ve açıklamazsa namerttir. Odri Meydan şimdi açıklasın. Biraz sonra açıklasın. Böyle bir şey yok. Biz Soylu'nun bu yalanlarına da alışkınız. Bu iftiralarına da alışkınız. APO'yu tıpkı genel başkanları gibi. Hatırlayın daha önce 2003'te ve sanıyorum 2009'da AK Parti meclise Afgan'ın teklifleri getirdi. Ceza muhakemeler usul kanunu ile ilgili evet. Topluma yeniden kazandırma adı altında
ve bunların içinde Abdullah Öcalan'a af da var idi. O dönem CHP bunları karşı çıkıp afiş edince bunları sisteme koyamadılar. Yani kanunu genel kurula getirmediler. Bunlar yaşandı. Dolayısıyla Abdullah Öcalan'la ilgili de PKK'yla ilgili de bütün bu söylemler çok ucuz numaralardır. Ben hep söylüyorum, Türkiye'de dört büyük terör örgütüyle irtibat olan tek parti AK Parti'dir. Sayayım, PKK, hepimizin bildiği şekilde AK Parti ile PKK'nın irtibatı oldu. FETÖ ile zaten FETÖ'ye devleti teslim eden AK Parti'dir. IŞİD'le oldu geçmişte ve şimdi Hizbullah'la da çok içli dışlı olmuş bir durumu ve tablosu var. Daha bugün peki, Erdoğan bir müebbet, ağırlaştırılmış müebbet almış bir Hizbullah hükümlüsünü affetti. 70 yaşındaki kimseyi affetti. Ama 72 yaşında, 75 yaşında, 80 yaşında, 85 yaşında insanlarımız cezaevinde. Anladım. Peki Sayın Altay, Özlem Gürses'in bir sorusu var. Sayın Altay, başarılar diliyorum, kolaylıklar. Son derece yok, stresli. Başaracağız, endişe yok. Son derece stresli ve gergin bir seçim atmosferi var. Türkiye hiç bu kadarını yaşamamıştı gerçekten de. O yüzden Allah sabır versin diyorum aynı zamanda. Şimdi efendim, benim iki sorum var. Hemen kısaca ikisini de sorayım. Birincisi, Bakanlar Kabinesi ile ilgili. Benim bugün Ankara'daki konuştuğum kaynaklarım, İstanbul mitinginden önce ya da hemen sonra, ama seçimden kesinlikle önce bir Bakanlar Kabinesi isim kadrosunun açıklanacağı yönünde duyumlar verdiler. Öyle mi gerçekten de, yani bir bakanlar kabineniz hazır mı ve bunu Türkiye seçime sandığa gitmeden önce tüm Türkiye'ye bir kadro hareketi olarak açıklayacak mısınız? Bu kapsamda Sayın Kılıçdaroğlu'nun dün Ali Babacan ve evinin mutfağında çektiği videoyu ve bugün de İyi Gelecek sosyal medya hesabının Bilge Yılmaz'la ilgili paylaşımına beğeni koymasını, yani like etmesini sosyal medya diliyle söyleyecek olursak, Türkçe değil ama evet, böyle ifade ediliyor. Bir iz olarak değerlendirmeli miyiz? Son sorum da şu, 15 Mayıs sabahı Cumhurbaşkanlığı 4 numaralı kararnamesinin 3. maddesine göre 3000 üst düzey bürokrat görevinden edilmiş olacak. Çünkü deniyor ki Cumhurbaşkanlığı görevini tamamladığı anda bu bürokratlar da gider. Bunların arasında MİT Başkanı var, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri var, TÜİK Başkanı, Merkez Bankası Başkanı, YÖK Başkanı, TOKİ Başkanı, bütün valiler, bakan yardımcıları, çok ciddi bir bürokrasi listesi. Üniversite rektörleri, Türkiye genelindeki 208 üniversite rektörü. İsim listeniz hazır mı? Kime atayacağınızı biliyor musunuz? Evet, teşekkür ederim. Aslında stresli ve gergin bir kampanya dediniz. Belki İstanbul'da her gün 10 defa şunu tekrarlıyorum vatandaşlarla sohbetim esnasında. Kardeşim, savaşa gitmiyoruz, seçime gidiyoruz diyorum. Siyaset nezaket ve vicdan işidir diyorum. Ama anlatamıyorum. Siyaseti, yani kampanyayı stresli hale getiren, aslında stres bizde yok. Stres, vatandaş streslendi. Çünkü kaba, yaralayıcı ve iftira dili Erdoğan'ın özellikle ve toplumu bölen, ayrıştıran dili toplumda da ister istemez bu gerginliği yaratıyor. Yani hep söylüyoruz işte, PKK terör örgütü, devlet bununla hesaplaşsın. Ama HDP'ye terör örgütü demem, diyemem. Kimse de dememeli. Terör örgütü orada. Gidin ne, hepsini halledin, bitirin, örgütü bitirin, hesaplaşın, yakalayın. Terörle ilişki, teröre bulaşmış herkesin devlet toplumdan uzak tutmak zorunda zaten. Evet. Hiçbir gerekçe terörizme meşruiyet, teröriste masumiyet sağlamaz. Bunu söyleyen bir partiyiz. Ama söyledim, gene söyleyeceğim. Şimdi Demirtaş kimin burnunu kanatmıştı cezaevinde? Bunu da söylememiz lazım. Bunu söyleyebilirsek siyasette toplumun tümünü kucaklamış, kavramış oluruz. Toplumda Erdoğan'ın bozduğu barışı sağlamış oluruz. Dolayısıyla biz gergin değiliz. Erdoğan da seçimi kaybettiğini gördükçe, inanın göreceksiniz, daha da gerilecek. İşi çok artık iftira boyutunun dışında hakaret boyutuna da taşıyacağını görüyorum. Kabine erken açıklanır mı? Kabinenin isim bazında erken açıklanacağına dair bende bir bilgi yok. Şu kadar size söyleyebilirim. Mesela bizim 7 Cumhurbaşkanı yardımcımız olacak ya. Evet. Onların görev alanları açıklanabilir. Ya da onlar daha çok bundan sonra artık kendi
görev alanlarıyla... Yani hangi alandan sorumlu olduklarını mı açıklayacaksınız? Onlar da zaten konuşmalarıyla, bundan sonraki konuşmalarında yaptıkları konuşmalarda neyle sorumlu olacaklarını, neyle meşgul olacaklarını kamuoyuna isimlendirmeseler bile görev alanı olarak hissettirecekler diyebiliyorum. Peki. Buna şeyde dahil tabii, bazı siyasi partilerde ki işte ekonomide öne çıkmış arkadaşlarımız, ne bileyim kültürde öne çıkmış, güvenlikte öne çıkmış, sağlıkta öne çıkmış, eğitimde öne çıkmış arkadaşlarımızın da kamuoyuyla bu birikimlerini seçim öncesinde de paylaşmalarında fayda var. Üçüncü soruya gelince, bizim şimdi iki tür çalışmamız var. Biri şu anda 14 Mayıs akşamına, hatta gecesine, hatta 15 Mayıs sabahına kadar çalışan ekiplerimiz var. Ben mesela o ekip, yani 14 Mayıs, 15 Mayıs sabahına kadar çalışan ekiplerdenim. Bir de şöyle ekiplerimiz var. Hatta bürolar var. Şöyle mesela bir ekip var. Hasar tespiti yapıyor şu anda. Ne bildiğiniz demek? 21 yılda sağlıkta, eğitimde, ekonomide, devlette, bürokraside. Hani ben hep derim ya, devlet ahlaktan, adaletten ve liyakattan yoksun. Ve bu devleti ayakta tutan 3 kolondur. 3 kolonu olmayan binada çöker. Tıpkı şu an maalesef devletin durumu gibi. Bunu en bariz de biliyorsunuz, malum depremde, 10 ilimizi kapsayan depremde devletin ilk 3 günkü acziyetiyle aslında devletin çok da ayakta olmadığını gördük. İlk 3 günlük gecikmeyle. Bir çalışma grubumuz var. Bunu saklamaya gerek yok. Çünkü bizi dinledikleri için onlar da biliyordur zaten. Evet, biraz önce söylediğiniz bu sayı 1200-3000 arası, böyle farklı şeyler söyleniyor ama ben de o açıp da bakmadım işin doğrusu. Ama bir şey söyleyeyim, oturuldu ve bu bürokraside görev alacak iyi yetişmiş ama ehliyet ve liyakat sahibi, görevin gerektirdiği niteliklerle donanmış insanlar belirleniyor, tespit ediliyor. Samimi bir şey söyleyeyim mi? Samimi bir şey söylememi istemiyorsunuz herhalde. Yok yok. Hayır tam tersi. Hayretle karşıladım. İstiyorum devlete, çünkü devamlılık esastır yani. 15 Mayıs onu sabahı 3000 koltuk boşalacaksa bunun derhal doldurulması lazım yani, aynı gün içinde atamaları. Tabii tabii yapılacak. Ama şöyle yapılacak. Bakın bazı şeylere de şaşırabilirsiniz. Sayın Genel Başkan'ın çok katı bir tutumu var. Bizim bazı arkadaşlarımızın aslında ya efendim falan dediği. Diyor ki adamdan kastı, kadın da olabilir, kişi bürokrat, yüksek bürokrat olabilir, Cumhuriyet Halk Partisi'nin hayatında hiç oy vermemiş olabilir ama görevin gerektirdiği donanıma, birikime sahipse, ehliyet ve liyakati var ise bununla da çalışacağız diyor. Yani buradan şunu da söyleyelim, Türkiye'de peşinden hiçbir bürokrat, yüksek ya da normal bürokrat, eyvah Bay Kemal geldi beni kapının önüne koyacak diye de düşünsün istemem. Bir dakika, bu da araya girmek istiyorum. Bu söylediğiniz şey önemli bir şey. Yani o zaman yasal olarak görev süresi bitmiş bir ya da birkaç bürokratı iktidar, Millet İttifakı iktidarı eğer iktidar olursa yeniden atamayı tercih edebilecek. Doğru mu anlıyorum? Yani hatırlayın, AFAD Başkanı'nı geri çağırdı bunlar değil mi? Yurt dışına gönderdikleri bir beyefendi vardı. Evet. Depremden sonra. Şimdi şunu demeye çalışıyorum. Biz burada hani ben ne dedim? AK Parti devlette 3 şeyi yok etti. Aslında devletin 3 taşıyıcı kolonunu da yıktı. Ahlak, adalet, liyakat. Şimdi gerçekten bu işinde, işin gerektirdiği liyakat ve ehliyete sahip birini görevinden düşürürüz. O doğal düşecek zaten. Ben canım hepsini demiyorum. Yani 1-2 kişi de orada görev yapabilir. Buradan şuraya da gelmek istiyorum. Şimdi kamuda şöyle bir endişeyi de görüyorum. Yani bu 1200'ün dışında kalan da çok yüksek bürokratlar var. Hepsinde şunu endişeyi görüyorum. Aman Bay Kemal gelince bizi kapı dışına koyacak. Şunlar endişe etsin. Bay Kemal'in bir yıl önce bir uyarısı oldu, hatırlıyor musunuz? Bürokratlara seslendi. Yanlışa imza atmayın dedi. Usulsüz iş yapmayın, kanunsuz emirleri uygulamayın dedi. O tarihten sonra buna rağmen yanlış usulsüz iş yapmış bürokratların tabii o usulsüz işleriyle ilgili olarak en azından bir idari soruşturma geçirmesi zaten doğal olarak gerekecektir. İşin adli boyutu varsa
adli yönüyle de soruşturma geçirebilirler. Şundan peki, herkes emin olsun. Yani çok açık söylüyorum, valilerden Merkez Bankası Başkanı'na kadar, kaymakamlara kadar, sanıyorum 950 kaymakam vardır Türkiye'de. İşte 81 vali var, çok yüksek bürokrasi vesaire var. Hepsinden ilgili açık açık bir hazırlık ve çalışma yapılıyor. Bunun da bilinmesinde bir mahsur görmüyorum. Yani peki, biz seçime hazırlanmıyoruz. Devleti seçime zaten seçim süreci başladı. Devleti sevk ve idare etme noktasında da tahkimatımızı hem kadro yönüyle yapıyoruz, hem projeksiyon olarak yapıyoruz. Mesela şu anda genel başkanımızın mazbatasını alıp mecliste yemin ettiği günün ertesinde hazırlayacağı kararnameler var. İmzalayacağı kararnameler de hazırlanıyor. O kadar net söylüyorum. Yani biz Millet İttifakı olarak, özellikle de Cumhuriyet Halk Partisi olarak devleti yönetmeye artık hazırlanıyoruz. Devleti tahrip olmuş, hem sadece iktisaden tahrip olmuş değil. Yani Türkiye sosyal, siyasal, kültürel, eğitim, sağlık, tarım her alanda büyük bir tahribat yaşadı. Vatandaş çok mağdur. Bu yaraları sarma konusunda da samimiyetle söyleyeyim, hiç bu kadar sıkı hazırlanılan bir döneme de şahit olmadım. Peki. Teşekkür. Sayın Altay, son olarak sizi uğurlamadan önce merak ettiğimiz bir konu var. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nin önünde anketlerde ne gözüküyor efendim? Bizim çalıştığımız anket firmaları da var. Bize de diğer bizim sipariş etmediğimiz anketler de geliyor. Önce şunu söyleyeyim, benim bildiğim, ben bir gün gördüğümde bizim yaptırdığımız diğerleri 11 tane ayrı anket firmasının sonuçlarını yukarıdan aşağı arkadaşlar toparlamıştı, yazmıştı. Çok samimi söyleyeyim, iki tanesinde Erdoğan, Sayın Kılıçdaroğlu'nun birinde 1 puan, birinde 2 puan önündeydi. 9 tanesinde Sayın Kılıçdaroğlu 1 ile 6,5 puan arasında önde görülüyor. Ama anket işine ben çok şey yapmam. Çünkü bugün anket, yarın yaparsanız başka sonuç verebilir. Bundan sonraki mesele sakin olmak bizim açımızdan. Provokasyonlara kapılmamak, tahriklere kapılmamak bu partilerimiz için de geçerli. Ve seçimi sükunetle, iddialarımızı anlatarak, vatandaşlarımıza dokunarak, vatandaşlarımıza işte Bay Kemal'in vaatlerinin arka planlarının nasıl dolu olduğunu, bu vaatlerin tümünün gerçekleşmesinin önünde hiçbir ekonomik, parasal engelin olmadığını anlatmak, şu anda aslında biz de onu yapıyoruz. Yani anketlere bakarsak da, mitinglere bakarsak da, sokaklara bakarsak da, köylere, mesela ben yarın Silivri'nin köylerinde olacağım. Köylere bakarsak da, esnafa bakarsak da Bay Kemal Cumhurbaşkanı oluyor gibi görülüyor. Peki. Çok teşekkür ederiz Sayın Altay. Bu yoğun temponuz arasına vakit ayırdınız. Koştura koştura Ankara'ya geldiniz. Yayınımıza katıldınız. Çok da önemli bilgiler verdiniz. Kararnameler bile hazırlanıyor dediniz. Vallahi ilginç başlıklardı. Evet. Çok teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar efendim. Evet, sağ olun. İyi akşamlar. Sağ olun. İlginç şeyler söyledi. Çok. Değil mi? Çok. Kararnameler hazırlanıyor dedi. Benim notlarım arasında şu vardı. Hüseyin'den sonra söylerim ama Sayın Genel Başkan'ın, Sayın Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı seçildiği takdirde hangi bakanlarla çalışacağına ilişkin yaptığı çalışmayı çok yoğunlaştırdığını, hatta Ankara'da birkaç ismi de tanıdıklarına sorduğunu biliyorum. Barış, şimdi öyle kenarından dolaşma. Bize isim ver. Bilce i̇sim Yılmaz. Vereceksen ver, isim vermeyeceksen karışır. İsim vermeyeceksen hiç söyleme bunları. İsim öbür hafta. Yok. İsimler öbür hafta. Yok. Hepsini bir haftada anlatmayalım, öbür hafta. Sevgili yönetmenime sorayım ben. Bak şurada. Kaç dakikamız var reklama? Bakalım. Tamam. O zaman Artı Bir'in şeylerini, nedir o? Anket sonuçlarını getirebilir miyiz, araştırma sonuçlarını? Hemen ekranı hazırlayalım. Hüseyin Bey, öncelikle künyenizi alabilir miyiz? Tabii. Anketin künyesini paylaşmak durumundayız. İsmim Hüseyin Çalışkaner dermişim. Hüseyin Çalışkaner, tokat. Hayır, ben de şaşırdım, yanlış mı söyledim? Ben Hüseyin geliyorum. Ben Hüseyin geldim. Ya, araştırma 13 Nisan, 24 Nisan tarihleri arasında yapıldı.
1500 örneklemle gerçekleştirdik. Araştırmanın metodolojisi telefonla anket, yani bizim katı dediğimiz telefonla anket. Araştırmada TÜİK, yaş, cinsiyet kotası uygulandı. Ayrıca biz buna parti kotası da koyduk. Parti kotasından kastımız işte 2018'de en son kim oy vermişse o seçmen üzerinden gitti ki değişimleri de beraberinde görelim diye. Evet, şimdi buraya geçelim. Künyeyi okuduk, evet. Katılımcı profilini de geçebiliriz, 50-50. Geçelim. Evet, geçelim, yaşı da geçelim. Evet, okul tahsil durumunu geçelim. Mesleği geçelim. Evet, şimdi araştırma bulguları. Türkiye'nin en önemli sorunu. Bunları hızlı geçelim, siyasi bölümüne gelelim. Bence burayı geçmeyelim. Öyle mi? Buyurun, evet. Buyurun o zaman. Şimdi burayı niye geçmeyelim Gülkan Bey? Buyurun. Şöyle... her ne kadar Sayın Soylu, Binali Yıldırım, Bekir Bozdağ, işgalci, darbeci ve benzeri gibi söylemlerde bulunsa da bu tablo bize şunu gösteriyor. Halk bu söylemleri satın almıyor. Diyor ki bu soru çok önemli. Size göre Türkiye'nin en önemli sorunu ne diye baktığımızda aslında hepsini işsizliği, Hayat pahalılığı ve ekonomi aldığımızda neredeyse tamamı. Tamamı baktığımızda ekonomik ve yaşamsal bir durumla ilgili. Dolayısıyla da çok yakın bir süreçte yaptığımız bu araştırmada Happy Top'u şurada 10 gün önce yapılmış bir araştırmada Türkiye seçmeni ne Süleyman Soylu'nun ne Binali Yıldırım'ın işgalci söylemini ne Süleyman Soylu'nun darbeci ya da söylemini satın almıyor. Temel sorun işte demin siz de konuşmanın başında söylediniz. Kıymanın kilosunun şu olduğu, etin kilosunun bu olduğu bir yerde peki. Halkı temelde başkası ilgilendirmiyor. Ekonomi en temel, kriterimiz. Sorun. Hemen geçelim. Yönetmenden rica edeyim. Maddi durumun nasıl olmasını bekliyorsunuz? Bu soruları geçelim biraz. Siyasi sorulara gelelim çünkü programı sıkışmasın. Devam edelim. Evet, devam edelim. Evet, şimdi burası ilginç geliyor. Bir dakika geri gel. Geri gelelim. Şimdi size göre Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanabilir mi diye bir soru var. Arkamda da görüyorum. %46'sı kazanabilir diyor. %53'ü kazanamaz diyor. Şimdi bu soruyla ilerideki sorular çelişecek mi acaba? Çelişmeden kastım şu. Çünkü geçen hafta bir başka anket gelmişti elime. Ankette Kemal Kılıçdaroğlu önünde gözüküyor. Ama arkada bu tarz bir soru sorulmuş. Ve o tarz soruda da bu sefer Tayyip Erdoğan seçilebilir miye? Evet yanıtı verilmiş. Yani o da bana ilginç gelmişti. Devam edelim. Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanabilir mi? Bu kez tablo değişiyor. %54 Kılıçdaroğlu evet kazanabilir. %45.2. %45.2 de hayır kazanamaz şeklinde. Devam edelim, bir sonraki slayta geçelim. Bu pazar seçim olsa aşağıdaki adaylardan hangisini verirsin? Evet sevgili izleyiciler, merak ettiğimiz sorulardan biri bu. En önemlisi belki de Cumhurbaşkanlığı seçimine bu pazar, bu kararsızlar dağıtınca mı Hüseyin? Evet. Dağıtılınca. 49.4 Kemal Kılıçdaroğlu Millet İttifakı'nın adayı. 43.7 Cumhurbaşkanı Erdoğan. 4.5 Muharrem İnce, 2.4 Sinan Ogan. Kararsızlar dağıldı. Seçim ikinci tura kalıyor o zaman Hüseyin'in. 49.5 ama çok kıl payı değil mi? Evet, yani ben buna bıçak sırtı diyorum. Hakikaten de. Kemal Bey de bıçak sırtı demiş arkadaşlarına, bıçak sırtı bir seçim demiş. Seninki kulis bilgisidir evet. Ama Kemal Bey Sözcü'ye yaptığı açıklamada %60'la alırız demişti önceki gün. Seninki kulis bilgisidir bu durumda. Yani biz daha önce de %51 gibi bir şey bulmuştuk Kemal Bey'i. İnişte mi? Bir iniş yaşandı. Tabii bunlar hata payı çerçevesinde. 2 puan hata payı değil mi? Yani hata payı çerçevesinde. Yani bu %51 de olabilir, %47 de olabilir. Ama şeyden, sahadan da kokladım. Sayın Erdoğan da işte alanlara çıktı, görüyoruz. Tabii ki bugün Rize mitingi mesela... Muhteşem olabilir çünkü ben gittim, geçen sene Karadeniz'e gittim. Trabzon'dan çıkıyorsunuz, Artvin'e kadar tüm elektrik direklerinde şurada burada Sayın Erdoğan'ın zaten fotoğrafı var. Olmaması. Oradaki o mitingi ben çok böyle sahaya yansıyan bir miting olarak görmüyorum. Orası çok normali. Diğer yerlerde de göreceğiz. Ama bizim yaptığımız araştırmada
şu anda ikinci tura kalıyor görünüyor. Ben ama bu değişebilir mi son hafta? Tam da onu söyleyecektim. Ben Sayın İnce'nin ve Sayın Sinan Oğan'ın oylarının önümüzdeki hafta itibariyle artık. Çünkü gün haftalar yok. Önümüzdeki hafta itibariyle biraz daha aşağı yönlü hareket edeceğini düşünüyorum. Bugün Sayın Muharrem İnce çeşitli açıklamalar yaptı. Mesela CHP'yi FETÖ ile ilişkilendirdi kendince. Bunu da izledim ben bu programa gelmeden önce. Kendince ilişkilendirmeye çalıştı. Bunu yapmaya çalıştı, altını doldurmaya çalıştı ama altı da çok dolu değildi. Dolayısıyla da muhalefetin yapacağı bu bir haftalık mitingler ve Sayın Kılıçdaroğlu'nun ve Cumhurbaşkanı yardımcılarının yapacağı mitingleri ben çok önemli buluyorum Gülkan Bey. Eğer burada bir haftada kritik bir hata yapılmazsa ve halka dokunursa Sayın Kılıçdaroğlu ve Cumhurbaşkanı yardımcıları burada seçim birinci turda biter. Ben ısrarla şunu söylüyordum uzun zamandır. İttifak ortakları içerisinde Sayın Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığını kazanabileceğini en az inanan ya da en az oy vereceğini söyleyen seçmen İYİ Partili seçmendi. Son bir hafta 10 gündür Sayın Akşener'in ortaya koymuş olduğu performansı ısrarla yakından takip ediyorum. İYİ Parti seçmenine sirayet etmeye başlıyor. Şunu çok açık bir şekilde söyleyeyim. 2 ay önce yani 1 ayı 6 Mart, 3 Mart'ta biliyorsunuz bir sıkıntı yaşandı. 6 Mart'ta Cumhurbaşkanlığı adaylığı açıklandı Sayın Kılıçdaroğlu. 3 Mart öncesinde İYİ Parti seçmeninde şöyle ciddi bir kaygı vardı. Ve şunu da söylüyorlardı. %55'i Sayın Kılıçdaroğlu'na oy vereceğini söylüyordu. Bizim Şubat ve öncesinde yaptığımız araştırmada %45'i oy vermeyeceğini söylüyordu. Bu %45'in yarısı Sayın Erdoğan'a, yarısı da sandığa gitmeyeceğini söylüyordu. Peki, devam edeceğiz. Bir reklama gidelim. Reklama gitmeden bir son dakikayı da sizlerle paylaşayım sevgili izleyiciler. Cumhuriyet Halk Partisi siber saldırı ihtimaline karşı olarak resmi web sayfasını 15 Mayıs gecesine kadar yurt dışından erişime kapattı. Bilgisi geldi. Evet, Cumhuriyet Halk Partisi hep konuşuyoruz programın yurt başından beri. Yurt dışından kapattı. Siber saldırı ihtimaline karşı olarak resmi web sayfasını yani cp.org.tr sayfasını 15 Mayıs gecesine seçimin bir ertesi geceye kadar yurt dışından erişime kapatıldı. Ama Türkiye içerisinden erişim devam ediyor. Kısa bir ara veriyoruz. Aranın ardından şimdiki. Sevgili izleyiciler, şimdiki zamanda 3. bölümle karşınızdayız. Programa devam ediyoruz. Hüseyin Çalışkaner. Artı bir araştırmanın başkanı anket sonuçlarını açıklıyordu. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Kemal Kılıçdaroğlu'nun 49,5, Tayyip Erdoğan'ın 41,5'tu değil mi? 43 nokta küsur bir oyla seçimi tamamlayacağını söyledi. Yaptıkları son çalışmanın sonucunda milletvekili oylarına geleceğiz. Meclis dağılımına geleceğiz. Hüseyin Bey burada. Ama hattımızda şimdi... Erzincan'dan bir konuğumuz var. Sayın Mustafa Sarıgül, Cumhuriyet Halk Partisi listelerinden Erzincan'dan milletvekili adayı. Mustafa Bey, iyi akşamlar. İyi akşamlar, saygılarımı sunuyorum. Hocalarım ve sizleri saygıyla selamlıyorum. Sağ olun, sağ olun. Şimdi nereden nereye Mustafa Bey? Önce Türkiye Değişim Partisi olarak sizi biz ağırlıyorduk. Şimdi Erzincan'dan milletvekili adayısınız. Durum nedir efendim? Bize bir anlatır mısınız? Erzincan'dan başlayın, Türkiye için söyleyin bakalım. Erzincan'da son durum nedir? Şöyle bir kere Erzincan'da milletvekili adaylığım bütün yurttaşlarımız tarafından son derece olumlu karşılandı. Erzincan'da bir kere büyük bir coşkuyla, büyük bir sevinç yarattı. Bu da beni çok motive etti. Heyecanımı daha fazla artırdı. Gerek belediye başkanlığım döneminde, gerekse milletvekilliğim döneminde Erzincan'ımıza çok hizmetlerim oldu, çok çalışmalarım oldu. Hiçbir siyasi parti farkı gözetmeden bütün Erzincanlı hemşehrilerimle beraber oldum ve onun da şu anda sevgisini, heyecanını ve coşkusunu görüyorum. Bütün sivil toplum kuruluşlarımla hiçbir ayrım yapmadan görüşüyorum. Esnaflarımızla sürekli beraberim. Gençlerle sürekli beraberim. Kadınlarımızla, kadın kollarımız çok güzel bir çalışma yapıyor. Erzincan'ın bütün ilçelerini geziyorum
köylerine ulaşamıyorum. Çok uzun bir zaman var. Ama seçildikten sonra inşallah gitmediğim köy kesinlikle kalmayacak. Peki, bütün muhtarlarımız... Peki Mustafa Bey, şu anda oradaki tablo ne görüyorsunuz? Önünüze araştırma geliyor mu? Ve sahayla anket yaptırıyorsunuzdur hiç kuşkusuz. Siz eskiden beri ona önem veren bir siyasetçisiniz. Anketlerle şimdi, saha uyuşuyor mu? Durum nedir efendim? Şimdi stüdyoda anket yapan değerli bir uzmanımız varken benim bu konuda bir konuşma ama yapmam doğru olmaz. Ama Erzincan üzerinde çalıştı mı bilmiyoruz. Yok, öyle bir özel bir araştırmamız yok. Özel bir araştırma. Erzincan'ın çalışmamız yok efendim. Evet. Ama benim duyduğum, şöyle. Sayın Başkan, benim duyduğum efendim. Şu, bugün Erzincan'daki arkadaşlarla konuştum siz yayına gelmeden önce, 1,5 milletvekili şu an kesin diyorlar. Sevgili Barış, bu siyaset biliyorsun çok zor bir konu, kolay bir konu değil. Erzincan'da da iki dönemdir Cumhuriyet Halk Partimiz milletvekili çıkaramamış. Ama biz samimi olarak söyleyeyim çok çalışıyoruz, yoğun bir çalışma yapıyoruz. Erzincan'da yurttaşlarımızın göstermiş olduğu, hemşehrilerimin göstermiş olduğu ilgi gerçekten baş tacı. Önemli bir sürpriz yapabiliriz. Ama ben ne öncesinde olur o sürpriz? İki milletvekili mi? Öncesinde bir şey söylemeyi doğru bulmam. Çünkü Erzincan'da hemşehrilik duygusu son derece önemli. Bizim bütün görevlerimiz biter ama Erzincanlı olma görevi hiç bitmez. Biz burada sevgiye dayalı bir kampanya yapıyoruz. Ve diyelim ki diğer bir başka partinin adayı bu mahallede çalışıyorsa biz bir başka mahalleye geçiyoruz. Yani Erzincan'da sevgi kazanacak, Türkiye kazanacak, demokrasi kazanacak. Biz burada Türkiye'deki o gerilen, gergin havasının biraz dışındayız. Çünkü çok dikkat ediyoruz. Bütün tecrübemizi, birikimimizi buraya aktarıyoruz. Erzincan'da 14 Mayıs akşamı yurttaşlarımız sandığa giderken, düğüne gider gibi, bayrama gider gibi büyük bir keyifle gidecekler. Ve buradaki 960 tane sandığın başında il başkanımız Sayın Topçu, müthiş bir çalışma yapılıyor. Altılı masadaki il başkanlarımıza çok teşekkür ediyorum. Onlar gerçekten burada tam bir anlayış birliği ve dayanışma içerisinde çalışıyorlar. Biz bütün sandıklara inşallah arkadaşlarımızı yerleştiriyoruz. Islak imzaları seçim kurulu seçim sonuçlarını Erzincan'da ilan etmeden önce biz ıslak imzaların fotokopisini seçim kurulu başkanının önüne dosyayla koymayı planlıyoruz. Aksi takdirde her şeye konuşulabilir. Biraz önce sizleri dinledim. Şaibe olmaması için bunu Barış arkadaş çok iyi bilir. Bunu Özlem Gürses hanımefendi yıllardan beri takip ettiği seçimleri çok iyi bilir. İtiraz etmemek için, yarın seçimlere gölge düşüyor dememek için bütün sandıklarda ıslak imzayı alıp seçim kurulunun önüne bunu koymamız lazım. Aksi takdirde sandık başında yapılan oylamalar önemli. Orada oyları korumak önemli. Ama birleştirme tutanaklarında diyelim ki bir numaralı seçim kurulu, iki numaralı seçim kurulu, üç numaralı seçim kurulu o birleştirme tutanaklarında herhangi bir yanlışlığa söz vermemek için o zaman muhalefet partilerinin görevi sandığa hakim olmak ve sandık başında ıslak imzayı mutlaka al. Peki. Sayın Başkan, cumartesi günü İstanbul'da büyük miting var. İstanbul büyük mitingi. Aynı şekilde önümüzdeki hafta sonunda da Ankara'da var. Yani aynı günde Erzincan'da var. Erzincan. Kemal Bey Erzincan'a gidiyor. Hem Erzincan hem İstanbul. Şimdi Gürkan Aciroğlu. Sayın Gürkan Aciroğlu, ben sana kurban olayım. Şimdi sevgili Gürkan Acır, ben senin babacığın ellerinden öpüyorum. Şu Erzincan'a artık ağzın, dilin alışsın. Burası. Etrafı dağılık. Burası, Sayın Gürkan Acır, sevgili kardeşim. Burası, etrafı dağılık, ortası bağlık. Rüzgarı sert, delikanlısı mert. O nedenle cumartesi günü genel başkanımız büyük bir civamertlik yaptı. Büyük bir hoşgörü gösterdi. Erzincan'a ne kadar önem verdiğini Türkiye kamuoyuna göstermek için. Aslında
Ben rahmetli Ecevit'le uzun yıllar çalıştım. Erdal İnönü ile uzun yıllar beraber oldum. Ve Sayın Kılıçdaroğlu'la da birlikte siyaset yaptık. İstanbul, Ankara, İzmir mitinglerinden önce hiçbir genel başkan aslında bir yere miting koymaz. Çünkü İstanbul, Ankara, İzmir çok önemli ve dönüm noktasıdır. Doğru. Ama Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu müthiş bir jest yaptı. Erzincan'a verdiği önemi göstermek için cumartesi günü saat 1'de burada olacak. Ama biz Erzincan'da Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nu genel başkan olarak karşılayacağız. Ama o kadar görkemli bir miting hazırlıyoruz ki inanın ki buradan inşallah 13. Cumhurbaşkanı olarak buradan aldığı büyük bir enerjiyle, büyük bir heyecanla güzel İstanbul'umuza gelecek ve İstanbul mitinginde de noktayı koyacak ve orada coşacak. Peki. Sayın Başkan, fazla yormayın ama Sayın Kılıçdaroğlu da İstanbul'daki miting saatini öğrendim, saat 5'te. Çok tutmayın, biliyorum siz bırakmazsınız Kemal Bey ama. Yok, onun sevgili Barış şöyle, ben biliyorsun ki Orhan Eyüboğulları'nın, Mustafa Üstündağlar'ın, Aytekin Kotiller'in, Bülent Ecevitler'in, Erdal İnönü'lerin terbiyesinden geliyorum. O devlet terbiyesini alan bir arkadaşınız olarak biz genel başkanımızı hiç yormadan ama büyük bir coşkuyla, büyük bir sevinçle onun dakikasının ne kadar kıymetli olduğunu biliyoruz. Burada bir de Doktor Ufuk Aktaş var. Bizim ikinci sıradaki İyi Parti milletvekili adayı arkadaşımız. Gerçekten çok iyi. Doktor olarak da muazzam Erzincan'da güzel çalışmalar yapmış. Doktorumuzla birlikte de burada onun da hakkını yemek istemiyorum. Çok değerli çalışmalar yapıyoruz. Çok iyi çalışmalar yapıyoruz. Erzincan'ımızın gerçekten sesini duyurmaya çalışıyoruz. Pazartesi günü akşam tam saat 8'de Twitter'dan Erzincan'ımızla ilgili öyle bir kampanya başlatacağız ki ve gerçekten bütün dünya, bütün Türkiye inanın ki Erzincan'ı konuşacak. Peki. Sayın Başkan çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür Başarılar ederiz. Diliyoruz. İlgiyle izleyeceğiz Erzincan'daki ediyorum. Gelişmeleri. Sevgili Gürkan bir şey söylemek istiyorum. Buyurun, buyurun. Özellikle iki kelime aktarmak istiyorum. Buyurun. Hocalarım da izin verirse. Buyurun. Erzincan'da özellikle Erzincan'ı marka yapmamız gerekiyor. Erzincan'ın çok önemli bir peyniri var. Bundan sonraki yayınlara geldiğim zaman o tulum peynirini hepinize lütfederseniz getirmek istiyorum. Özellikle bu peyniri Şavaklılar üretiyorlar. Gece bunları bu peynir tamamen ve tamamen yaylalara da üretiliyor. Muazzam bir peynir. Bu peyniri biz markalaştıracağız. Başkanım canınız çekti şimdi gece. Burada herkes diyet yapıyor. Başkanım peynirin fiyatı nasıl? Doğru. İşte bütün mesele bu. Peynirin fiyatı şu anda çok yüksek. Nedeni şu. Ama diğer peynirlere göre tabii hocam daha da ucuz. Hocam peynirin fiyatını aşağı düşürmemiz için tarlada üretim, fabrikada üretim, kamuda da dürüst yönetimi mutlaka sağlamamız lazım. Peki. Hocam biliyorsunuz ki fiyatları bakkalda, kasapta düşürmek mümkün değil. Tarlada düşürmek lazım ve çiftçimize destek vermek lazım. Çiftçimize alım garantisini verdiğimiz zaman bu fiyatlar daha da aşağı düşecek. Ben Can Erzincan'ımızdan, güzel Erzincan'ımızdan hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Sağ olun. Can Erzincan'ımızın bütün Türkiye'ye selamlarını ve sevgilerini iletiyorum. Cumartesi günü Büyük Erzincan mitinginde inşallah 13. Cumhurbaşkanımızı Sayın Kılıçdaroğlu'nu saygıyla, sevgiyle ağırlayacağız. Peki. İyi akşamlar Sayın Sarıgül. İyi akşamlar. Sağ olun. İyi akşamlar diyorum. Evet, Erzincan'a da böylece uzandık. Şimdi, Mithat Hocam. Şey bitti. Bu hafta günü. Devam edeceğiz. Bu hafta Sayın Kılıçdaroğlu, daha doğrusu önceki gün, dün müydü? Sayın Ali Babacan'la mutfaktan bir yayın yaptı. Ve dedi ki ekonomi yönetimimiz artık dedi dünya çapında tanınan, bilinen ve güvenilen Ali Babacan'la dedi. Şimdi ben bir, Ali Babacan etkisini size sormak istiyorum. İki, ekonomi koltuğuna talip olan çok sayıda kişi vardı. Bunların başında Bilge Yılmaz geliyordu İyi Parti'den. Hı hı. Bilge Bey de biraz kenarda mı kaldı? Nasıl oldu? Şimdi bunu nasıl okuyacağız? Yani bir buradan okuyayım. Bir de Ali Babacan sizi tatmin etti mi Ali Babacan ismi? Şöyle yani onu yani benim haddim değil ona yani bir yorum hocam, yapmak. Hocam yorum ama. Olduktan sonra herkesin şöyle, her şeyi haddidir. Bu yani, siyaset konuşuyoruz şöyle neticede. Şöyle ama şu iç rahatlatıcı bir şey var.
ekonomi konusunda kendisini ispatlamış, yani Millet İttifakı bakımından çok yetkin isimler var. Yani işte Kerim Rota var, mesela Gelecek Partisi'nde Serkan Özcan var, Bilge Yılmaz gibi Harvard'da hocalık yapmış, çok önemli bir isim bence. Çok 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 saygın bir isim var. Bir Deva'da işte Ali Babacan var. Selin Sayıklı var. O yok ama yeni dönem. Ama bakan olabilir tabii, doğru. Cumhuriyet Halk Partisi'nde Faik Öztrak var, işte ne bileyim Selin Sayıklı var. Yani İlhan Kesici var. İlhan Kesici var. Şampiyonlar Ligi hiç fena değil yani. Gerçekten çok şey var, yani önemli isimler var. Burada beni yine rahatlatıcı başka bir unsur. Burada işte epistemolojik kopuşla heterodoks yaklaşım falan demeyecek. Ekonominin yani doğal kurallarını uygulayacak. Ekonominin hakkını verecek. Dünyayı yeniden keşfetmek gibi bir şeye, böyle bir intihara kalkışmadan ekonominin bir takım akılcı yöntemlerini uygulayacak bir ortak aklın olduğuna inanıyorum ben. Yani dolayısıyla buradaki bu şeyler, siyasi profiller ya da iktisadi profiller bunlar, bence isimden ziyade söyledikleri birbirine benziyor. Belki şurada şey yapılabilirler, anlaşamadıkları bir nokta çıkabilir. Daha sıkı para politikasıyla enflasyonu indirmeye mi öncelik verelim, yoksa enflasyonu indirmeye çalışırken büyümeye de, ikisi farklı şeyler, büyümeyi de ihmal etmeyelim diye. Büyümeyi ihmal etmeyelim gibi bir yaklaşım ön plana çıkarsa enflasyonla daha 5-6 sene daha enflasyonla şey yapabiliriz. Yani bunu da söylemek lazım. Benim tahminime göre. Şimdi mesela sevgili Gürkan Hacı, şimdi Sarıgül falan diyor ki yani çiftçiden, yani tarlada ucuzlatmak lazım. Mesela bugün bu büyükbaş hayvan yetiştiricileriyle ilgili konu açıldığı zaman televizyona çağrılan önemli bir isim var. Dernek başkanı galiba Sencer Solakoğlu diye. Hmm. Çok önemli bir bence açıklamaları vardı. Yani yurt dışında okumuş. Cumhuriyet yani Gazetesi'nde. Çok yani bilimsel bir donanımdan gelmiş. Tahsilli, terbiyeli bir şey. Besici. Çok önemli bir açıklamaları var. Mesela diyor ki, mesela bir hayvandan, yani çok parantez açarak söylüyorum, yani somutlaştırmak için seyirci de bilsin diye, yani et fiyatlarının ucuzlamasını beklemesinler. Çok üzülerek söylüyorum bunu. Bir inekten kesildiği zaman aşağı yukarı 300 kilo et çıkıyor diyor. Bunu 200 liradan satsa 60 bin lira eder. %30 faiz de bankaya verse 78-80 bin lira ediyor. Fakat kendini zarar etmesine rağmen oradan buradan kısa ancak süt başına 1 lira kar ediyor. Yılda 10 bin lira kar eder diyor. Hangisini tercih edersiniz diyor. Eziyeti de cabası. Harcadığı emek de cabası. Gider keser diyor. Şimdi dolayısıyla Türkiye'nin, bunlar hep kesildiği için böyle oldu. Türkiye'nin hayvan ihtiyacını kapatmak için 15 milyar dolar lazım diyor. Gürkan, 15 milyar dolar ona lazım. Of. 560 milyar lira faiz var. Bütçe denen bir şey yok. Bütçe yok. Yok, Türkiye'nin bütçesi şu anda yok. Yok, gerçekten yok. Yani 3 aylık bütçe açığı 250 milyar lira. Ya bir sene bunu 4 ile çarparsan, 4 tane 3 aylık dilim var. 1 trilyon lira bütçe açığı var. Yani şimdi mesela bunu kademeli olarak 21 yıldır iktidardasınız. EYT'liler bağırdılar. Tabii ki onların hakkı ya. EYT'liler ama emekli olmaz. Yani EYT olmasaydı kim diyebilir? Ama bunu kademeli yapsaydınız da seçim rüşveti gibi vermeseydiniz bu insanlara. Ki çoğu da zaten bayram ikramiyesi falan almadı. 192 milyar lira getirdi. Hepsi bunun arka arkaya geldi. 7500 liraya en düşük emekli maaşını yapanlarla 154 milyar lira. Faiz ödemesi 566 milyar lira. Şimdi bir şey daha söyleyeyim. Bu ekonomiyi kapatayım Gürkan'cığım. Başka şeyler de izin verirsen söylemek tabii, istiyorum. Tabii buyurun. Şimdi, ama ben bir de politik yönüne de işaret etmek istiyorum. Şimdi neticede Deva Partisi'nin genel başkanı, tamam ekonomi geçmişi var. Hı. Kemal Bey onu olumlu buluyor olabilir. Ama şöyle de bir tartışmayı beraberinde getirmiyor mu? Şimdi İYİ Parti bu ittifakın ana bileşenlerinden bir tanesi. Hı hı. Aldığı o itibariyle. Deva'yı daha bilmiyoruz. Kantar'a çıkmadı. Hı. Geleceği bilmiyoruz. Kantar'a çıkmadı. Sadece anketlerdeki sonuçları biliyoruz ki onlar da çok ışıltılı gelmiyordu zaten. Öyle olduğunu gördüler ki listelerden girdiler. Şimdi %10'luk bir ittifak ortağınızın ekonomi kurmayı, ki dünya çapında bir isim olduğu söyleniyor Bilge Yılmaz'ın. Hı hı. Öyle de lanse edildi. Meral Hanım öyle lanse etti. Partiler etti. Şimdi onun şeyinde, dümeninde veya direksiyonunda bir ekonomi tercihi yapmak yerine mutfaktan Ali Babacan'la çekmek, videoyu çekip ekonomiyi buraya teslim edecek. Şimdi ekonomi öyle teslim etti. Adaleti Muharrem Erkek alıyor gibi gözüküyor. Dışişlerinde İyi Parti'den kimse aklıma gelmiyor. Kim olabilir? Aklıma gelmiyor. Dışişlerini kime Ahmet verecekti? Ahmet Kamil Erozan olabilir İyi Parti'de. Var mı? O var. Evet. Ama onun adı geçiyor olarak mu bilmiyorum. Şey yani şimdi büyük majör bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Cumhuriyet Halk Partisi'nden isimler konuşuluyor. Engin Özkoç deniyor vesaire. Şimdi İyi Parti'ye ne kalacak? Yani bu çok ana eksende bir parti. Biraz politik
zeminde bakar mısınız olaya? Onur Saralı güzel yani konuşuyor diğer taraftan. Belki bir böyle bir eş güdümsel bir şey yapması. Hazineyi ve Maliye Bakanlığı'nın ikiye bölünmesi gibi bir şey var. Hazine mesela Bilge Yılmaz, işte Maliye Ali Babacan gibi belki. Öyle olabilir mi? Bir şey olabilir. Ama hem Cumhurbaşkanı hem bakanlık olabilir mi? O da bir ayrı bir şey tartışma konusu herhalde. Onu bilmiyorum yani yasal bir engel var mı ona. Ama yani böyle bir onlar bölüneceği için böyle bir eş güdümsel bir gidiş olabilir. Fakat şey yani söylediğinde de haklısın tabii ki. Yani partilerin aldığı oy dağılımına göre eğer böyle bir hani nispi seçim usulü gibi böyle bir dağılım gerekirse orada İyi Parti'nin de gerçekten elinde çok iyi kadrosunda önemli isimler var. İhmal bakın bugün lazım. Arkadaşlarımız yolladı. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener mitingde Bilge Yılmaz'ı sahneye çıkarmış. İnşallah ekonomimizi yönetecek. Evet, elini de kaldırdı yani mitingde, yani, elini de kaldırdı. Çok da öne çıkardı. Kemal Bey'le konuşmuşlardı. Şöyle ona. Bir şey, bir de şimdi esas çok büyük tehlikeler var. Yani mesela bak bu şimdi birazdan bahsedeceğim. Böyle tuhaf tuhaf şeyler seriyor aynı zamanda. Yani işte bir Binali Yıldırım ortaya çıktı, bilmem Süleyman Soylu her zamanki gibi tuhaf tuhaf şeyler söylüyor. Ama sanki biraz da bunlar, yani zaten olmayacak şeyler de, top böyle anormal laflar çünkü bunlar, anormal laflar. Ama biraz da ekonominin konuşulmasını adeta örtmek istiyor gibi geliyor. Yani şimdi bakın, Gürkan 10 trilyon mevduat var Türkiye'de TL olarak. Bunun 5'te 1'i kur korumalı oldu. 1 bölü 5'i KKM mevduat. KKM'de 2 trilyon dolar var. 2 trilyon lira var. Dolara çevirdiğiniz zaman 102 milyar dolar ediyor. 102 milyar dolar. Türk halkının orada TL para var. Yani yerli ve milli falan öyle bir şey yok. Biz hepimiz dolarize olmuştur tamam. Biz. Herkes dolarize. Peki bankalarası işlemde 19.4 bak orada 19.470 görünüyor. 20.470 olduğunda 1 lira artarsa ne oluyor biliyor musun? Ne oluyor? 102 milyar lira basıp vereceksin onlara. Bunlar millet hepsi enflasyon olarak dönecek. Peki dolara siz yıllardan beri yani bir yıl, bir buçuk yıldır frenlemeye çalışıyorsunuz. Daha 2021 Aralık'tan beri. 18'i gördü, geri geldi. O zamanlar biz programdaydık. Hı hı. Geri geldi. Devamlı frenlemeye başlıyoruz. Bu kapağını patlatmak üzere düdüklü tencere. Açık söylüyorum. Peki ya 26 falan olursa? 7 lira. 714 milyar lira bulmanız lazım bunları faizini vermek için. Bunu Türk ekonomisi kaldıramaz. Bunu Türk ekonomisi kaldıramaz. Mümkün değil. Onun için bunlar konuşulmasını istiyorlar. Bunları konuşmamız lazım ki eğer iktidar değilse de ana muhalefet gelse de 3 yıl 4 yıl kimse mucize beklemesin. Bunu her fırsatta söylüyorum. Herkese fedakarlık düşecek. Çünkü böyle bir para yok Türkiye'de. Böyle bir para yok. Eğer bir güven verirseniz CDS puanlarınız ya dışarıya gelir, Merkez Bankası'nı bağımsızlaştırırsanız getirdiğiniz ekonomiye şimdi Gürkan Acın'ın sorduğu gibi bir takım böyle yetkili isimler gelirse, Türkiye'nin eğer batılı ülkeler gibi bağımsız, otonom bir Merkez Bankası ile beraber ortodoks politikalara doğru yöneldiğine dair bir kanaat pekişirse, batı dünyasında CDS puanını 565'lerden 340'lara indirir bu. 300 küsurlara inerse de yavaş yavaş bir 30 milyar dolar, arkadan bir 60 milyar dolar, bence 300 milyar dolar da bir anda gelmez, onu da söyleyeyim, bir anda gelmez. Bunları açık açık söylemek lazım. Ama... İşte bunu ilk defa Namık Tan söyledi, eski Washington Büyükelçisi. Sonra herkes ondan isim vermeden iktibas yapmaya başladı. Evet, iktidar değişirse cennetin kapıları açılmayacak ama cehennemin kapıları kapanacak. Biraz daha iyiye doğru gidecek. Biraz şununla ilgili birkaç bir şey de söyleyeyim, ondan sonra hemen ben bırakayım isterseniz. Şimdi Büyükelçilere bilgi verildi deniliyor değil mi? Büyükelçiye bilgi vermiş Kemal Kılıçdaroğlu. Amerikan Büyükelçisi ziyarete geldi, kıyamet koptu. Ne yapıyorsunuz Amerikan Büyükelçisiyle? Yurt dışına bir işbirliği mi yapıyorsunuz diye. Ya siz da başbakan olmadan, seçimi görmeden, Türkiye'de seçim olmadan Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı olarak Başkan Bush'la görüşmeye gittiniz ya. Şimdi ismini vermek istemiyorum. Zamanın Paris Büyükelçisi'ne baskı yapıp Sarkozy ile görüşmek istediniz. Bütün Batı başkentlerini dolaştınız daha. Ya bu ne oluyor peki? Bu ne? Ya biz bunları ya unutacak mıyız? Bunları gördük. Bunların bütün resimleri duruyor. Ya zaten Amerikan geleneklerine de aykırı bir şekilde Başkan Bush o zaman herhangi bir statüsü olmayan birisi sadece partinin genel başkanı kabul etti. O da tuhaf bir şey. Nasıl bir lobi devreye girdiyse Irak'ın işgali. Demek ki 2013'te yolları ayrılan o FETÖ örgütü var ya herhalde FETÖ örgütü o zamanlar devreye Irak'ın girdi. Irak'ın işgali için AKP biz her şeyi hazırız. İsmini vermek istemiyorum dedi ya. Zamanın Büyükelçisi deyince ismini vermiş oldunuz. Yani işte. Hayır yani o biraz öyle oldu. Ama o arada bir kişi daha değişti de onun peki, için. Ama tamam. İkisini birden bakabilirler yani. Ben yine söylememiş olayım. Çünkü o kadar önemli değil. Görüşmek istemesi bence daha önemli. Şimdi mesela Süleyman Soylu bir şeyler söylüyor. Ya Süleyman Soylu yani kusura bakma da
Boğaziçi Üniversitesi'ndeki benim kendi üniversitemde 78 tane öğrenciyi içeri aldınız. Örgüt üyesi. Hepsi örgüt üyesi dedin. Hakim serbest bıraktı. İstanbul Belediyesi'nde 550 tane bilmem terörist var dedin. Ya birinin ismini ver dediler. Vermedin. Öyle bir şey de çıkmadı. Ya şimdi niye böyle çıkıp da biz bunların ne yaptıklarını biliyoruz. Onlarla işbirliği yapıyorlar diyor. Şimdi sandıkla darbeyi bir araya getirmek kadar vahim bir şey olmaz. Ya 12 Eylül darbesi olduğu zaman herkes Kenan Evren'e şunu söylüyordu. Sandık ne zaman ortaya gelecek? Yani darbecilerin demokrasiye ne zaman döneceğine dair fikrini öğrenmek için herkes sandığı soruyordu. Sandıkla darbe bir araya gelebilir mi? 14 Mayıs'ı siz istediniz ya. Hem de hukuksuz bir şekilde. Esas siz yaptınız darbeydi. 2014'te 5 yıllık halk seçecektiniz Cumhurbaşkanlığını. Doldu 2018'de sadece yürütmeyi bağladınız. Aynı Cumhurbaşkanı lafı geçiyor. İki defa doldurmuş olmasına rağmen bir darbe daha Cumhurbaşkanı eğer meclis tarafından seçim yenilenirse gitmesi lazım. Fakat meclis yapmadı. Cumhurbaşkanı kendisi kararı aldı. O da ayrıca bir hukuksuzluk bence. Peki bütün bunlara evet dendi. 14 Mayıs'a darbe. 14 Mayıs'a ya bir seçim kararısı aldınız. Nasıl darbe olacak? Ha. Şimdi bugün mesela bir Özlem Zengin falan doğru düz biraz daha açıklamalar yapmaya başladılar. Seçimle gelen mealen söylüyorum. Özlem Zengin dedi ki seçimle gelen seçimle gider dedi. Meclis Başkanı Mustafa Şentop, seçimler olmuştur barış içerisinde, kazananlar gelirler gidilir dedi. Bu böyle olur. Çünkü buradan yani siz darbe demekle, yani YSK ne oluyor o zaman? Ya yani YSK seçim kurulu var Türkiye'de ya. Darbenin hukuki ayağı mı oluyor? Sandık kurulundaki o partilerin görevleri darbenin siyasi ayağı mı oluyor? Biz oy kullanacağız. Milyonlarca kişi oy kullanacak. Bunlar da bilmeden darbeye katılan kişiler mi olacak? Bu nasıl bir telaffuzdur? Seçimle, sandıkla darbe bir araya getirilebilir mi ya? Türkiye huzur içerisinde yaşadı 50 seçimlerini. Bak 50 seçimlerinde şunu da söyleyeyim Gürkan Açır, öyle kapatayım da. Esasında herkesin kulağına küpe olsun. 50 defa İnönü'yü eleştirirler değil mi? 50 defa İnönü. Yok milli şeflerim şunu yaptı, ekmeksiz bıraktı, cart yaptı, cürt yaptı. Ama 50 seçimlerinde İstanbul Sıkı Yönetim Komutanı Nuri Yamut Paşa, paşam emredin. Biz bir tane hile hurda var diyelim, usulsüzlük var diyelim. Fahrettin Altay diyor. Mı Nuri Yamut? Hayır, Nuri Yamut. Nuri Yamut'tan sonra zannedersem hemen bir ay sonra da şey geldi. Ahmet Tınaztepe olması lazım paşa, orgeneral, birinci sıkı yönetim komutanı. Nuri Yamut'a diyor ki biz seçimi kaybettik. Ama benim bu mağlubiyetim aslında benim zaferim olacak diyor. Ve öyle oldu. Türkiye hiçbir zaman 50'den sonra hiçbir zaman huzursuz hiçbir seçim görmedi. Adalet ve Kalkınma Partisi iktidara gelene kadar. 50, 54 seçimleri, 57 seçimleri, 60'lı yılları, 73 seçimlerini, 77 seçimleri, bütün seçimler. Hiçbir şey olmadı. Kimse sormadı ne oldu diye. Ama gelmeyen yok trafoya kedi girdi. Yok atı alan Üsküdar'ı geçti. Yok mühürsüz oy pusulası. Yok bu millet size vermez. Ya bu sandıkları mezar edin. Uslupköy çok kötü ya. Sandıkları mezar edin ne demek ya? Gömün bunları sandıkları. Öyle bir çakın ki belini doğrultamazsa omurilikten vuracaklar herhalde. Öyle bir çakın ki belini doğrultamasınlar diyor. Sakat mı bırakacaksın insanları? Ya böyle bir şey olabilir mi? Şimdi dolayısıyla bu üsluba da dikkat edilmesi lazım ve milletin de bunları aldırmaması lazım. Bu millet 1912 seçimleri sopalı seçim diye tarihe geçti. Onların hepsi kaçtılar gittiler. Değil mi? 1946 seçimleri unutuldu gitti. Yani bir akılda kalan nedir? İşte Kenan Evren mesela 7 Kasım 1982. 7 Kasım hiç unutma. 7 Kasım 1982. Şeffaf zarlar yaptılar. Orada jandarmada bekliyordu sıkı yönetim zamanı. Kahverengiler. Redler kahverengiydi. Ona rağmen 1 milyon 638 bin tane falan şey çıktı. Hayır. Red oyu, hayır oyu çıktı. Zannedersem de 17 milyon 338 bin de falan kabul oyu çıktı. Ama bu millet bunları unutmuyor. Ve bak kimse hiçbir zaman 12 Eylül döneminde anmıyor. Onun için hiç bunları milletin zihnini bulandırmayın. Bu millete de buradan seslenmek istiyorum. Korkmayın. Korkmayın. Gidin oyunuzu kullanın. Bir şey olmaz. Sandıkla gelen sandıkla gider. Peki. Barış Dostlar Hocam. Bu soruyu aynı soruyu sorayım size de. Bir izleyicimiz atmış diyor ki Cumhurbaşkanı yardımcısı olarak Sayın Babacan'ı düşünüyor. Ekonomiden sorumlu ama Ekonomi Bakanı olarak Bilge Yılmaz'ı değerlendiriyor olabilir diye bir izleyicimiz atmış. Böyle çift başlı olur mu yoksa bir ekol mü, ekoller çarpışması olur mu? Bir kere olmaması gerekir. Siyasi nezaket bağlamında artı sayısal olarak, artı siyasal olarak da Millet İttifakı'nın iki müellifinden, iki mühendisinden, iki mimarından, iki mucidinden biri kim? İyi Parti. Deva Partisi o zamanlar yoktu. Gelecek Partisi de yoktu. Dolayısıyla İyi Parti'yi atlayarak, İyi Parti'yi dışlayarak, İyi Parti'yi yok sayarak böyle bir adım atmaması gerekir. Bu siyasi nezaketle bağdaşmaz. Bu işin bir boyutu. İkincisi, ideolojik olarak baktığımızda
Eğer bu neoliberal, eğer bu özelleştirmeci politikalar aynen devam edecekse o zaman bu ittifaka ne gerek var arkadaş? Yani biz sabahtan akşama kadar bu ekonomideki kötü gidişatı yerden yere vururken haklı olarak herhalde bunu bir tek Nurettin Nebati ile bağdaştırıp başlatmıyoruz. Bunun öncülleri de var. Kim gibi? Mehmet Şimşek gibi. Kim gibi? Ali Babacan gibi. Yani milletin âlâ rüâlâ ile andığı Ali Babacan son kertte de Kemal Derviş politikalarını harfiyen uygulamış bir isim. Ötesi de yok. Yani eğer Türkiye'nin üretime değil tüketime, eğer Türkiye'nin ihracata değil ithalata dayalı politikalar aynen devam edecekse, eğer biz ekonomi konuşurken istihdamı, ihracatı, iktisadi dışsallığı, Ar-Ge'yi, tarımı, tarıma dayalı sanayiyi, sanayi değil de gene rant, repo, faiz, borsa ve döviz beşlisini konuşacaksak Ali Babacan zaten bunları çok iyi yapıyor ve CHP de programında bunu yerden yere vuruyor. Yani o bağlamda bu ideolojik olarak da sıkıntılı. Yani ben Ali Babacan'ı hatta Ali Babacan'dan daha nitelikli, daha seçkin ve daha da sağduyulu bir isim olarak Bilge Yılmaz'ı bile kafi bulmam. Ekonomi deyince benim aklıma Korkut Borapav gelir. Bilsay Kuruç gelir. Daha genç kuşaktan... Ama onlar çok eski jenerasyon. Daha genç kuşaktan hemen bak Selim Somçağ gelir veya daha genç kuşaktan evet. Bartu Soral gelir yani. Yani Türkiye'nin... Ekol olarak söylüyorum. Ekol olarak daha kamucu, daha planlamacı, daha halkçı, daha devletçi, IMF'ye, Dünya Bankası'na daha mesafeli, daha ulusalcı, daha toplumcu bakan ve eğitimi de en az Ali Babacan kadar parlak olan böyle isimleri de vardır yani. Şimdi o bağlamda bu da işin ideolojik boyutu. Yani politik boyutunu anlattım, siyasal nezaket boyutunu anlattım. Evet sevgili izleyiciler, şimdiki zamanda 12'den sonraki bölüme başlıyoruz. Hüseyin Çalışkaner'i uğurladık. Barış arkadaş sen değilsin, notlarında neler var? Evet. Şimdi bir kere şu an 4 Mayıs'a girdik ama aslında program başında da söyleyecektik fakat yoğun gündemden dolayı giremedik. Türkiye'nin demokrasi açığından biraz bahsetmemiz lazım. O da şu, 3 Mayıs'ın önemi şu, 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü. Bugün biz gazetecilerin de basın özgürlüğü gününü kutlaması beklenirdi ama Türkiye'de artık öyle bir tablo var ki AKP'nin yarattığı demokrasi açığı yüzünden bırakın basın özgürlüğünü kutlamayı, basın özgürlüğünden bahsedemiyoruz bile. Başta Tele 1 olmak üzere Halk TV, KRT, Fox TV ve birçok yayın kuruluşu sudan gerekçelerle cezalandırılıyor. Diğer yandan fiili duruma baktığımızda da Türkiye Gazeteciler Sendikası'nın yayınladığı bir rapor var. O rapora göre son bir yılda Türkiye'de 263 gazeteci yargılandı. 80 gazeteci gözaltına alındı, 27 gazeteci tutuklandı, 96 gazeteci saldırıya uğradı, 43 gazeteci de tehdit edildi. Hatta daha geçen gün Diyarbakır'da gözaltına alınan gazetecilere bizzat sorgularında yaptıkları haberler soruldu. Hani AKP diyor ya kim ne haber yapmıştı ondan yargılanmış. İşte Diyarbakır'da gözaltına alınan gazetecilerin tamamına çalıştıkları ajans için yaptıkları haberler soruldu. Şimdi Adalet ve Kalkınma Partisi'nin aslında gazetecilere yönelik baskısı şunu gösteriyor. Ellerindeki medya AKP'nin çok fazla işine yaramıyor. Şimdilik göz boyamayla gitmeye çalışıyorlar. Buna da bir örnek vereyim. Bugün sevgili, hemen bir dakika açıyorum görüntüyü. Caner Peynirci kardeşimiz, CHP Afyon Karahisar Gençlik Kolları Başkanı bir görüntü yolladı bana. Onu da editör arkadaşımız Özlem'e gönderdim. AKP'nin seçime giderken göz boyama operasyonlarından biri. Onu verelim bakın, ekrana. Videoyu verebilir misiniz arkadaşlar? Güya, Hasan'cığım verebiliyor musun? Güya Afyon'da bir raylı sistem temeli atıldı. Temel attı. Bak, inanılmaz bir şey. Şimdi gördüğünüz gibi, yok bu değil. Bu değil arkadaşlar. Özlem'i böyle başlıyormuş. Ha? Böyle başlıyor diyor. Bu mu? Evet, burada devam etsin. Ha, bakın güya temel atmışlar. Şimdi gazetelerde ilk fotoğraf var. Bir yeniden o fotoğrafa dönebilir miyiz? Bugün internet sitelerine verilen fotoğraf bu değil diğer arkadaşlar. Evet. Gördüğünüz gibi bir temel atma var güya ama ortada neyin temelinin atıldığı yok. Afyon Ray'ın güya temelini atmışlar. Siz burada bir temel görüyor musunuz?
Allah aşkına. Şunlarla asfalt dökmüşler ya, bildiğin 30 kilo asfalt dökmüşler. Sevgili Caner Peynirci kardeşimiz yolladı. Ya dedi ki Barış Bey Allah aşkına şu görüntüye bakın. Afyon bugün dedi bir afray, yani Afyon'da güya raylı sistemler açılıyor. Onu konuşuyor ama biz gittik dedi olay yerindeki fotoğrafları çektik, karşımıza bu tablo çıktı. Şimdi baktığında Adalet ve Kalkınma Partisi'nin artık söyleyecek bir sözü kalmamış. Sözü kalmadığı için vali, belediye başkanı, milletvekilleri, AK Parti'nin önde gelen isimleri, şunlar bunlar toplanıyorlar. Sanki gerçekten Afyon'da bir raylı sistem temeli atılmış gibi bir toplantı düzenleniyor. Ama işte biz bunu gösterdiğimizde, videoda da arkadaşlarımızın göstereceği üzere, ortada 30 kilo dökülmüş bir asfalt var. Ben bugün Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kulislerine biraz dolaştığımda şöyle Anadolu'da neler oluyor diye bir sorayım dedim. Mesela Nevşehir'de birkaç arkadaşımızla konuştum. İyi Partililerle konuştum. İyi Partililerin dediği şey şu Nevşehir için. Diyorlar ki AK Parti listelerinde konulan isimler AK Parti teşkilatları tarafından da kabul görmedi. Çünkü bu adayların bazılarının geçmişte FETÖ ile ilişkisinin oldukları, bir kısmının belediye başkanlığı dönemlerinde gözaltına alındıkları ve daha doğrusu belediye başkanı iken personellerinin gözaltına alındığı yolsuzluktan dolayı FETÖ'nün bankalarına 17-25 Aralık'tan sonra para yatırdıkları yönünde Nevşehir'de ciddi tartışmalar var. Bunların hepsinin belgeli olduğu Afyon medyasında, yerel medyasında, özür dilerim Nevşehir medyasında da yayınlandığında biliyoruz. Şunu söyleyeyim. Cumhur İttifakı, birinci bölümde anlattım, bir milletvekili listesi çıkardı ama bu milletvekili listelerinden AK Parti'nin tabanı da çok fazla memnun değil. Nevşehir'de bu tartışma var, Afyon'da bu tartışma var, Ordu'da var, Kayseri'de var. Aslında Adalet ve Kalkınma Partisi için bir anlamda kaynıyor. Öbür yandan Millet İttifakı'na baktığımızda Millet İttifakı da son gaz, özellikle Sayın Kılıçdaroğlu'nun çabalarıyla ne yapıyorlar? Mitinglere devam ediyorlar. Ben bugün kesinleşmiş miting programını aldım. Onu da izleyicilerimizle paylaşalım. Bu akşam netleşti. Telebir ekranlarından da izleyicilerimizle paylaşalım. Herkes kendi memleketini merak ediyor ne durumda diye. Bir, bugün itibariyle yani 4 Mayıs itibariyle Sayın Kılıçdaroğlu Niğde ve Denizli'de birer miting yapacak. Peşinden 5 Mayıs'ta Mersin ve Muğla'da birer miting yapacak. 6 Mayıs'ta Mustafa Sarıgül de zaten duyurdu. Saat 13'te Erzincan'da olacak. 17'de de Sayın Kılıçdaroğlu İstanbul Maltepe Meydanı'nda olacak. Ve 8 liderin de, diğer liderlerin de buraya katılması bekleniyor. 7 Mayıs'ta Kırşehir, Kırıkkale ve Antalya'da Sayın Kılıçdaroğlu. 8 Mayıs'ta Adana ve Elazığ'da olacak. 9 Mayıs'ta Bolu, Düzce ve Sakarya'da, 10 Mayıs'ta İzmir'de küçük çaplı anladığım kadarıyla bir miting olacak. Peşinden Aydın ve Kütahya'ya gidecek Sayın Kılıçdaroğlu. 11 Mayıs'ta Sivas ve Bursa'da olacak. 12 Mayıs'ta Samsun ve Ankara'da. 14 Mayıs'ta zaten seçim var. 13'ünde yok. 13'ü şu an boş bırakılmış. Hı hı. Revize olarak boş bırakılmış. 14 Mayıs'ta seçim, 15 Mayıs'ta da İnşallah Çankaya Peki. Köşkü'nde olacak. Onu da söyleyeyim. Peki. Yoğun bir programla Sayın Kılıçdaroğlu devam ediyor. Londra'daki seçimleri izlemiştim ama onları da sıra gelirse anlatırım. Şimdi sevgili izleyiciler, Kemal Kılıçdaroğlu'nun miting programını söyledi Barış arkadaş. Ama bu Kılıçdaroğlu'nun bu mitinglerin içerisinde Van mitingi çok konuşuldu. İzmir mitingini konuştuk. Yani hafta sonu olan İzmir mitingi çok kalabalıktı. Onun etkilerini Taksim Meydanı programımızda ele almıştık, değerlendirdik. Ama bir de Van mitingi var. Van'da da gerçekten arkadaşlarım da o görüntüleri verecekler. Sayın Kılıçdaroğlu tabii ağırlıklı HDP seçmeninin olduğu, onu bir kere altını çizelim, bir kitle, kalabalık bir kitle tarafından karşılandı. Bu da özellikle kamuoyunda, basında, sosyal medyada çok yankı buldu. Şimdi biz de Van'a uzanıyoruz. Van'da Cumhuriyet Halk Partisi'nin milletvekili adayı Ercan Çiçek var telefon attığımızda. Ercan Bey iyi akşamlar. İyi akşamlar Gülkan Bey. İyi akşamlar. Kolay gelsin. Kolay gelsin. İyi çalışmalar diliyoruz size. Ben de iyi yayınlar diliyorum size. Ercan Bey nedir Van'da durum? Dün Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nu gerçekten bir kalabalık kitle
karşıladı. Biz öyle gördük en azından. Hem miting meydanı hem de yol boyunca Vanlılar sokaktaydı. Nedir edindiniz izlenim efendim? Çalışmalardan da bize kısaca bir bilgi verir misiniz? Gülkan Bey, inanın ben ömrü hayatımda böyle bir tablo görmedim. Yani ne ben ne arkadaşlarım, sonrasında işte partili arkadaşlarla oturduk, sohbet ettik, değerlendirdik. Kimse bu kadar muhteşem bir tablo beklemiyordu. Yani mahşeri bir kalabalık vardı. Sayın 13. Cumhurbaşkanımızın havalandan işte aldık. Otobüsünde birlikte şeye geldik. Mitingi yapacağı alana kadar geldik. Bizim Maraş Caddesi dediğimiz bir caddemiz var. Caddenin uzunluğu 2 kilometre. O 2 kilometre boyunca mahşeri bir kalabalık. Cadde tamamen kapalı. Ve inanın otobüs o kalabalığı yara yara yaklaşık 45 dakika, 1 dakika, 1 saat içerisinde ancak şeye varabildi. Ancak miting meydanına varabildi. Ki 2 kilometrelik o alanı düşünün ki 50 metreyle şey yaparsanız, genişliğinde 50 metre o hesaplarsanız, evet, nereden bakarsanız 70-80 bin kişinin olduğu bir kalabalık. Sonrasında şeye geçildi, miting meydanına geçildi. Aynı o mahşeri kalabalık miting meydanında da 5 yol dediğimiz bir meydanımız var. Eski hükümet konağının karşısında. Orası da hınca hınç dolu. Hakikaten herkesi şaşırtan, bizleri çok hem şaşırtan hem de çok umutlandıran, çok mutlu eden bir görüntüydü. Evet. Peki ama tabii bu milletvekili, yani Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Van'dan Kılıçdaroğlu'na önemli bir oy çıkacağı gözüküyor muhakkak, ama milletvekili seçimlerine yansıyacak mı? Sizin durumunuz nedir efendim? Mutlaka. Yani anketlerde yani %85 görünüyor Sayın Cumhurbaşkanımız. Biz milletvekili seçiminde de tabii Van'da şey var, yani 2002'den başlayarak 21 yıllık bir iki kutuplu siyaset var Van'da. Yani HDP ile şey arasında, AK Parti arasında sıkışmış, böyle kısa, dar alanda kısa paslaşmalar diyebileceğimiz bir siyasi yapı. Yani bizim amacımız bu ikili yapıyı bir şekilde kırabilmek. Yani üçüncü bir yol açabilmek. Mutlaka bu yolu açmamız gerekiyor. Yoksa o ikili yapı bana çok da fayda şu ana kadar getirmedi. Bundan sonra da getireceğe benzemiyor. Doğrusu anketlere pek bakıyorum, ülke çapındaki anketlere pek yansımıyor, ama biz şunu çok net söylüyorum burada Tele1 aracılığıyla. Biz şu an 2'yi aldık, 3'ü zorluyoruz. Bunu da sizin aracılığınızla özellikle söylemek istiyorum. Van'dan 21 yıl aradan sonra ilk en son işi 2002 yılında evet, CHP %5'le %10 barajına takıldığı için bir milletvekili çıkartmış 2002 yılında. 21 yıl aradan sonra inşallah biz Van'dan en az iki milletvekili inşallah çıkaracağız. Peki. Başarılar diliyoruz Sayın Çiçek. Van'ı da biz merakla mercek altında izleyeceğiz. İlginç, Doğu Anadolu'nun önemli illerinden birisi, ama böyle bir yankı uyandı. Bakalım önümüzdeki pazar akşamı oradan nasıl bir tablo gelecek. Başarılar diliyoruz efendim. İyi akşamlar. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun. Evet Barış Hocam, genel değerlendirmeleri alalım. Elinde bilgiler varsa onu alalım. Seçim nereye doğru gidiyor? Anketler kafamızı allak bullak ediyor, evet, değil mi? Hakan Bayrakçı sonradan açıklamış. Az önce dinlediğimiz anketin neredeyse tam tersi. Tam tersi. Yani. Evet. Hayır, niye Hakan Bayrakçı ne demiş? 40. İkinci turda 52.1 demişti. Hayır, ikinci tura kalıyor demiş ama. Şu an için ikinci tura kalıyor. 48.1 demiş. Şimdi anketçileri bir kenara koyalım. Matematik olarak baktığımızda eğer Muharrem İnce ve Sinan Oğan %7-8 oy alırlar ise zaten matematik olarak ikinci tura kalıyor. Tabii, tabii. Yani dolayısıyla seçimin ilk turda bitmesi için İnce artı Oğan'ın oylarının %5 ve altında olması lazım. Ki seçim ilk turda bitsin. Bu işin bir tarafı. İkincisi, sevgili Gürkan, sen de önceki turda değindin. Anketçilerin aralarındaki bu mesleki rekabet, hatta kimi anketçilerin anketçiliği de bırakıp aynen sevgili Barış gibi, sevgili Özlem gibi gazeteciliğe soyunmaları, Ankara'dan, partilerden kulis vermeleri bence artık bir mesleki sorun olmaya başladı. Yani kendi aralarında dernekleşir, bir mesleki örgüt kurar,
aralarındaki bu ayrıksı otlarını ayıklarlar mı bilmiyorum. Ya da geçtiğimiz yıllarda MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin gündeme getirdiği gibi bir yasal düzenleme seçimlerden sonra 14 Mayıs'tan sonra gündeme gelir mi onu da bilemiyorum. Ama bir tanesinin efendim Kılıçdaroğlu'nu 17 puan önde gösterdiği, diğerinin aynı hafta yaptığı ankette Tayyip Erdoğan'ı 6 puan önde gösterdiğini eğer biz fonda tutarsak şimdi ortada gerçekten akılla, mantıkla, matematikle, istatistikle izah edilemeyecek bir durum var. Bu da işin bir diğer boyutu. Ha önümüzdeki hafta zaten son hafta. Yani kararsızlar artık en asgari seviyeye, en minimum seviyeye inecektir. Artık ne kadar kalır ise. Ve büyüklere doğru yani gerek Kılıçdaroğlu gerekse burada Tayyip Erdoğan kastederek söylüyorum. Büyük iddialı adaylara, büyük ittifakların adaylarına doğru bir kümelenme, bir çekim olacaktır. Ha o bağlamda da herhalde ilk turda da bitse, yok eğer ikinci tura da kalsa aralarındaki fark öyle aman aman çok yüksek olmayacaktır. Kimi anketçilerin dediği gibi 6 puan, 8 puan, 9 puanlık bir fark beklemiyorum. Ama eğer ikinci tura kalır ise, eğer ikinci tura kalırsa her zaman yinelediğim gibi parlamento çoğunluğunu alan taraf, çünkü parlamento aritmetiği o gece belli olacak, 2 hafta sonraki seçimlerde daha avantajlı olur. Yani eğer Cumhur İttifakı azınlığa düşerse, Millet İttifakı artı Yeşil Sol Parti'nin öncülük ettiği Emek Özgürlük İttifakı parlamentoda 300 ve üzerine çıkarsa, ki matematik onu gösteriyor, seçimin ikinci tura kalması durumunda bu elbette Kılıçdaroğlu'nun lehine bir durum olur. Artı yurttaşta şöyle bir izlenim, şöyle bir algı, şöyle bir hava oluşur. Ya Tayyip Erdoğan seçimi kaybediyormuş demek ki. Hem ikinci tura kaldığı için hem de Cumhur İttifakı parlamentoda 300'ün altında kaldığı için böyle bir havanın oluşması da Kılıçdaroğlu'nun elini kuvvetlendirir diye düşünüyorum. Özlem sen ne düşünüyorsun? Aynı fikirdeyim. Yani bu parlamento cumhurbaşkanlığı dengesi ikinci turda iki kişiye, iki isme düşecek olan adayların aleyhine ve lehine işleyecek bir süreç olacaktır. Orada tabii MHP'nin kendi listesiyle seçime katılma kararı önemli bir etki yaratacaktır diye düşünüyorum. Açıkçası ben az önce Hüseyin Çalışkaner'in son cümlesine katılıyorum. Yani yeni bir dünya kurulabilir hakikaten. Yani MHP'nin Cumhur İttifakı'nı net desteğinden vazgeçebileceği, Emek ve Özgürlük İttifakı masasını elde edeceği toplam milletvekilinin Türk siyasetinde kilit parti olmasının önüne geçeceği yeni bir adım atabilir MHP, yeni bir tavır takınabilir Sayın Devlet Bahçeli. Ben de bunun çok da sürpriz olmayacağını düşünenlerdenim açıkçası. Şimdi iki ayrı şey var biliyorsun anketlerde. Birincisi kime oy vereceksiniz sorusu. Bu önemli bir soru tabii ki. Ama ne kadar net yanıt veriliyor onu bilemiyoruz tabii. Çünkü ben sahada çalışan ve sokak röportajları yapan YouTube'da birçok arkadaşım var, meslektaşım var. Onlara da sorduğum zaman, sahayı sorduğum zaman çok derin bir sessizlikle karşılaştıklarını söylüyorlar. Yani bu insanların kararsızlığı ya da kafalarının karışık olmasıyla ilgili bir bulgu olabileceği gibi insanların aslında kararını verdikleri ama bunu ifade etmek istemedikleri. Neye yorarsın bunu? Hani bu bir meşhur şehir efsanesi vardır senelerdir Türk siyasetinde. Herkes bir dip dalga bekler ve bunu sessiz çok yığınlar. Çok sessiz yığınlar şakası yapılır ama hakikaten enteresan bir sessizlik var sahada. İnsanlar konuşmak istemiyorlar. Birkaç sebebi olabilir. Siyaset yorgunu olabilir insanlar ve herkese siyasetten ve siyaset konuşmaktan artık bir tiksinme duygusu geldi gerçekten. Çok yıldı insanlar ve yorgun düştüler. Herkes gün sayıyor ya. Ya bildiğin gün gerçekten sayıyor. Gerçekten gün sayıyor. Bitse yani. Aynen. Hani bitse lanet olsun gitsek şeklinde. Çünkü o kadar gergin ve sürekli de gerilmeye devam eden. Ama iktidar geriyor tabii. Yani. Tabii ki işte onu söylüyorum. Bir iklim var ki yani insanlar artık hani yeter duygusundalar. Yani bunun etkisi olabilir bu sessizliği. Ama ya hele bir sandık gelsin o zaman siz göreceksiniz tam olarak neye karar verdiğimizi. Sessizliği de olabilir bu. İkinci soru anketlerde sorulan özellikle Cumhurbaşkanlığı seçimlerine dair olarak sorulan peki sizce kim kazanır? Şimdi biri kendi oyunla ilgili, diğeri senin algınla ilgili, siyaseti nasıl algıladığınla ilgili. Burada enteresan bir bulgu çıkıyor bütün anketlerde farkındaysan. İnsanların kafası da bu yüzden karışıyor.
Çünkü anketlerde bu iki soruyu sorduklarında insanlar şöyle bir yanıt veriyorlar. Ben Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vereceğim ama seçimleri Tayyip Erdoğan kazanır. Acayip bir durum var ortada. O değişti ama. Şimdi değişti işte, onu söyleyeceğim. Şimdi baktığın zaman özellikle bence beyaz Türkler içinde metropollerde C-level dediğimiz, yani böyle yönetici profesyonel falan şeylerinde çalışan bir grup Kılıçdaroğlu'na oy vermekle birlikte onun kazanma ihtiyacı, ya kazanamazsa. Yani bu o endişenin aslında bence iz düşümü olarak çıkıyor, bu psikolojik algı. Bir de tabii 21 yıldır yaratılmış olan, yani Türk devleti bizimle başladı, biz gidersek biter falan gibi böyle abuk sabuk bir cümle var ya malum, onun da etkisi olabilir. Şimdi size bir internet sitesinden söz etmek istiyorum. Keşke görsellerini de getirseydim. Kurucusu yurt dışında yaşayan bir Türk yazılımcı. Daha önce de benzer işler yapıldı. Gene bir grup böyle gönüllü yazılımcı yapmıştı. 600vekil.com bu internet sitesinin adı. Belki bilmiyorum link verebiliyor muyuz? Hani YouTube'da bu işler kolay ama Tele1'de zor tabii. Çünkü önce görüntüyü aktarmaları gerekiyor falan ama. Bu 600vekil.com aslında Amerika'da uzun zamandır uygulanan bir simülasyonun Türkiye versiyonu. O sitenin adı 538. Bu site uzun yıllardır Amerika'da var ve bir yazılım üzerinden çalışıyor. Şunu soruyorlar, psikolojik sınırı soruyorlar. Sizce kim kazanır? Yani aslında bir çeşit bet, yani bahis şeyi gibi de düşünebilirsin. Hani uluslararası, hocam Mithat hocam bilir, Barış Toster de bilir. Finans kurumlarının ya da banka raporlarında kullanılan bir sistem var ya, yani favori kim? Hani siz kime oy vereceksiniz ya da Türkler kime oy veriyor diye. Ne kadar faiz arttırır gibi falan filan. Favori yani. Kim? Evet evet. Bunun tahmininde bulunan siteler. Amerika'da böyle bir site vardı. Şimdi Türkiye'de de var. 600vekil.com üzerinden baktığınız zaman orada favori Kılıçdaroğlu mesela. Bütün olasılıklarda Kılıçdaroğlu'nun kazanma ihtimali ikinci turda. Yani çünkü matematik zaten şu anda Barış Toster de söyledi. Beşin altına düşmemiş bir ince artı o an oyu toplamı. Öyle değil mi hocam? Zaten seçimi otomatik olarak ikinci tura bırakıyor. Ama ikinci turda Kılıçdaroğlu'nun kazanma olasılığının daha yüksek buluyor. 600vekil.com. Bu siteye girerse izleyicilerimiz, parlamento simülasyonu var. Parlamento simülasyonunda da Cumhur İttifakı'nın toplam oyu 300 vekil çıkartmaya şu anda daha yakın gözüküyor. Mesela bu bir sorun bence. En enteresan sonuçlardan biri şu olabilir. Parlamentoyu Cumhur İttifakı'nın aldığı ama Cumhurbaşkanlığı'nı Kılıçdaroğlu'nun aldığı bir senaryo olabilir. Anladım. O senaryoda MHP çok enteresan bir başka adım atabilir diye düşünüyorum. Yani çok. Peki bu arada ben açtım 600vekil.com. 600vekil.com, ona baktığınız zaman orada parlamento simülasyonu da var. tabii anket verileri üzerinden çalışan bir sistem bu ama ben her gün giriyorum bakıyorum, hani ilginç bir şey o. Peki. Yazılımı onu da hatırlatmış olalım. Evet Mithat hocam sizdeyiz. Şimdi matematik çok, yani Barış'ın söylediğine, sevgili Özlem'in söylediğine katılıyorum. Şimdi diyelim ki hani ikisi diyor ki 5 işte... Önce 6'ydı. 5'in altına insin. 5 olsun. En azından 5 olsun ki yani, yoksa birinci turda bitmez. Doğru yani. Geri kalan 95'i parçalamanız lazım. Diyelim ki şu an mesela işte ikisi 6,5 falan gözüküyor galiba son anketlerde. Yani işte 4,5'a 2 gibi falan Sinan Oğan'la beraber. Yani 5'in altına inmemiş. Diyelim ki 4'e indi. 4'e indi önümüzdeki hafta. Adalet ve Kalkınma Partisi 45,8 aldı. Kemal Kılıçdaroğlu da 50,2 aldı. 96 ediyor. 4'te onlara verdik. 50,2 aldı. Yüksek Seçim Kurulu'nu hemen ilan edebilir mi? Karakolda biter bence o seçim. Yo, eder, niye etmesin? Aynı gece. 50,2 çok az abi. İstanbul seçimleri var önümüzde. Yani bunun itirazlar olur. Ya sonunda belki kabul edilebilir ama itirazlar olur. Şimdi dolayısıyla yani ya farkın çok açılması lazım. Ya da böyle 5'in sadece 5'in altında değil, böyle ikisinin toplamının 3 civarlarına inmesi lazım. Ya da yani Millet İttifakı ya da ikisinden birinin daha bir fark atması lazım. Yoksa 50 sınırlarında tartışmalı bir alana doğru gidebilir. Bu da şunu gösteriyor ama bence bu dünyanın sonu değil. İkinci tura kalma ihtimali yüksek gözüküyor. Doğru, ben de katılıyorum ona. İkinci turda da tabii ki parlamentodaki sandalye sayısına göre bir yeniden değerlendirme ve bir çekim merkezi gibi falan olabilir. Yani ona göre o tayin edici olur.
Fakat yani ben Gürkan Hacı şeyden bahsetmek istiyorum. Ya eninde sonunda bu seçim bitecek, bir taraf kazanacak falan. Biz istiyoruz ki huzur içerisinde olsun, barış içerisinde olsun. Biraz önce örnek verdiğimiz gibi herkes Mevhibe Hanım hazırlan, Çankaya Köşkü'nü boşaltıyoruz desin. Yani bu şekilde bitsin. Ama kamu vicdanının yaralayıcı şeyler var. Ben onu mesela çok üzülüyorum. Şimdi mesela diyor ki işte HDP ile görüştüm. Ya yani mecliste yani görüştü. Yani bu yani nasıl desteyecek? Görüşmeden olur mu? Ya peki siz görüşmediniz mi ya? AK Parti Bekir Bozdağ işte onu söylüyorum. Bekir Bozdağ ile Ali İhsan Yavuz gidip meclisteki odalarında siz ziyaret etmediniz mi? Beraber İşbirliği teklif etmediniz mi? Bunlar HDP'ye bakanlık verecekler. Yahu siz vermediniz mi 2015'te iki tane bakanlık ha? Biri Ali Haydar Göksu'ydu galiba. Avrupa Birliği Bakanı yaptılar. Biri Müslüm Doğan mıydı? Müslüm Doğan'dı. Kalkınma Bakanı yaptılar. İki tane bakanlık verdiniz. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk defa. Bakanlık verdiniz. Yani siz, yani şöyle bir zihniyet var biliyor musunuz? Rakibinizi o kadar kötüleyin ki, her gün o kadar kötüleyin ki sonunda seçmen ehveni şer görsün eski tabir. Kötünün iyisi sizi görsün. Böyle bu şekilde bir zihniyet var. Bu çok kamuoyunu çok rencide edici bir şey. Barış'ın söylediği gibi hikaye bence bitti. Hikaye yazılamıyor. Yani nasıl bir hikaye yazacaksınız? Ekonomi kötü, sağlık kötü. Hastane var, doktor yok. Doktor var, hemşire yok. Hemşire var, ilaç yok. Bak çocukların aşısı gelmiyor Gürkan. Aslında konuşacak o kadar çok şey var ki. Çocukların o kızamık karma aşıları var. Döviz yokluğundan aşı yok, aşı sıkıntısı var. Bu yazılıyor ya açık kaynaklarda. Yani bu çok Türkiye çok derin bir sıkıntı içerisinde gerçekten. Yani mesela önümüzdeki aydan itibaren 480-500 lira et fiyatlarından bahsediliyor. Sadece mercimekle dolan, bulgurla şişen çocuklar büyüyebilir mi? Yok. Protein, hayvansal protein almayan bir nasıl bir nesil gelecek? Yani bunların hepsinin konuşulması lazım. Bir taraftan da böyle bir tuhaf şeyler. Bu ülke sizi Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı yaptı. Binali Bey söylüyorum. Bu ülke sizi meclis başkanı yaptı. Bu ülke sizi Ulaştırma Bakanı yaptı. Her türlü, her kademede siyasetin bulundunuz, adaylar oldunuz. Çıkmış ortaya, ülkemiz işgal altında, işgal altında İstiklal Marşı'nı okuyalım diyor. Böyle bir tuhaf bir şey. 21 eline bayrak almış, bayrağı katladı. Ondan sonra İstiklal Marşı'nın sözlerini de şaşırdı falan filan. Bir şey daha söyleyeceğim. Bak bu da çok hoş bir şey değil. Bursa'nın Orhan Gazi ilçesindeki bir camiye Tayyip Erdoğan'ın posterini astı. Hocam camide miting yapıyor Tayyip Erdoğan. Miting yapıyor. Evet. Caminin şimdi, avlusunda miting yapıyor. Peki evet. Bunu bir yani CHP'lilerden camiye giden yok mu ya? Var, benim arkadaşım var ya. Cumhuriyet Halk Partisi'nin il yönetimi bunu yani, yaptı. Adam 5 vakit namaz kılıyor. Yani. Ya bu ayıp bir şey değil ki. Bu insanın mana dünyasıyla ilgili tuhaf karşılayacak bir şey değil. Onun mana dünyası öyle gidebilir. Urfa'da peki, geçen cami boşalttılar. Birisi çıkıp da Kemal Bey'in oraya assaydı ne olacaktı? Ne gelecekti başına? Hı? Bir seccadeden neler geldi? Bunlar doğru şeyler değil. Yani biz okulları kışlayıp derler ya cami. Bunları tutmamız lazım. Bu bizim değerler silsilemiz. Her şeyi mahvettik. Her şeyi mahvettik ya. Peki. Barış, evet. Son notlar. Şimdi biraz da yurt dışından bahsedelim. Tele1'in gerçekten yurt dışında inanılmaz bir izleyici kitlesi var. Bunu her gittiğimde de görüyorum. Geçen hafta İngiltere'deydim. Geride bıraktığımız günlerde. Önce Oxford'a gittim. Ardından Londra'ya gittim. Oxford Üniversitesi'nde biliyorsunuz kolejlerden oluşur Oxford Üniversitesi. Bir grup öğrenci arkadaşımızla orada bir söyleşi yaptık. Türkiye'nin geleceği ve geleceğin Türkiye'sine ilişkin. Hakikaten şunu gördüm. Yurt dışında okuyan Türk gençleri inanılmaz derecede vatan sevgisiyle dolu ve hakikaten yürekleri Türkiye ile atıyor. 5 saat falan konuştuk ve o 5 saatlik görüşmenin sonunda da Oxford'u da biraz gezdik, tozduk. Türk esnaflarla sohbet ettik. Marketleri dolaştım. Marketlerin hiçbiri boş değil. İngiltere'de ağzına kadar tıka basa dolu. Fiyatlar da öyle Tayyip Erdoğan'ın anlattığı gibi falan değil. İngiltere'de herkes etini de yiyor, tavuğunu da yiyor, gıdasını da alıyor. Gayet de mutlular. Tavuk fiyatı ne kadar? Asgari ücret ne kadar? Valla bir tane tavuğa baktım ben. Özellikle gittim Londra'da. Londra'da Hyde Park'ın, yani tam merkezde biliyorsunuz, Hyde Park'ın karşısındaki Tesco adlı bir markete girdim. Tavuk ne kadar diye baktım. Bir tavuk 6 pound. Şöyle anlatayım, bir işçi bir saat çalışınca 10,5 pound alıyor. Yani bir saat çalıştığında neredeyse iki tane tavuk alabilecek. 40 dakika çalıştığı zaman tavuk alıyor. Tabii 40 dakika çalışıp bir tavuk alabiliyor. Süt 1 pound bile değildi. Baktım iki ayrı markete gittim, 1 pound bile değildi.
Raflar dolu, marketlerde insanlar tıka basa alışveriş yapıyorlar. Sanırım 2000 pound düzeyinde ve insanlar orada gayet şen şakrak, kafeler dolu, lokantalar dolu. İşte booking denilen biliyorsunuz sistem var, rezervasyon yaptıramadan hiçbir yerde gidip oturamıyorsunuz. Böyle Tayyip Erdoğan'ın anlattığı gibi falan değil. Seçim kısmına geldiğimizde de şunu söyleyeyim, bu fotoğrafları ben çektim. Burada başkonsolosun ve büyükelçiliğin kiraladığı bir gösteri merkezi burası. Londra'nın tam merkezinde ve başkonsolos gerçekten tüm partilere benim görebildiğim kadarıyla orada eşit mesafede davranıyor ve tüm kararları da birlikte alıyorlar. Gayet medeni bir seçim yapılıyor Londra'da. Ben tabii orada CHP İngiltere Birliği Başkanı Kazım Gül'ün ve arkadaşlarının misafiri oldum. Gürkan, yaklaşık 4,5 saat kaldım orada bu seçim ofisinde, daha doğrusu seçim yapılan merkezde. İnanılmaz bir ilgi vardı. İnanılmaz bir ilgi. Bunu zaten CHP Birlik Başkanı Kazım Gül de söyledi. Dedi ki yani 4 saat, 5 saat kuyruk bekleyen insanlar var ve insanlarımız geliyorlar, oylarını kullanıyorlar. Ben tabii seçim sahasının, seçim yapılan sahanın dışına çıkarak vatandaşlarla daha çok sohbet ettim. Herhangi bir tartışma olmasın, bir yönlendirme tartışması olmasın diye. Şunu rahatlıkla söyleyebilirim. İngiltere'de, Londra'da oy kullanan vatandaşların, benim konuştuğum ya da benimle konuşan vatandaşların neredeyse tamamı Kılıçdaroğlu'na Cumhurbaşkanlığı seçiminde oy verdiler. Özellikle Yeşil Sol Parti seçmenleriyle de konuşmak istedim. Yeşil Sol Parti seçmenleri çok kararlı bir biçimde Kılıçdaroğlu'na oy veriyorlardı. Hatta bizim Kazım Gül Başkan dedi ki İngiltere'den Sayın Kılıçdaroğlu'nu birinci olarak çıkaracağız. Yani çok zorluk altında çalışıyorlar. Nasıl? Zorluk dediğim şu, 9 gün, 10 gün sürüyor orada seçimler ve sabah 7'de başlıyor, akşam 9'a kadar sürüyor. Benim kızım da kullandı gitti ya. Barış, hocam, bu arada bir notu ekleyeyim. 200 kilometre uzaktan geliyorlar. Anadolu Ajansı'nın az önce geçtiği bir haber. Hı. Yurt dışında 14 Mayıs seçimleri için oy kullanan seçmen sayısı 1 milyonu aşmış. Ha, tam 1 milyona... 800 bindi. 859 bindi. Bu herhalde rekor bir oy. Toplamda 3.2 milyon değil mi? 3 milyon 400 bin. 3 milyon 400 bin seçmen var. Almanya'da çok ciddi katılım var, İngiltere'de çok ciddi katılım var. Özellikle İngiltere ve Amerika'da şu an benim edindiğim izlenim, Sayın Kılıçdaroğlu'nun birinci olacağı yönünde. Almanya'da Adalet ve Kalkınma Partisi hala güçlü ama Hüdapar ve Yeniden Refah Partisi'nin bu kadın karşıtı tutumundan dolayı biraz oralarda peki, sıkıntı başlamış diye söylüyorlar. Önümüzdeki 10 günde herhalde katılım oranı %50'yi bulabilir değil mi bu vakit? Şöyle, özellikle onu da söyleyeyim, Gürkan uyardığı için vakit daralıyor ama yurt dışında bulunan seçmenler, oy kullanan seçmenler ve partililer aralıksız, yani daha doğrusu şöyle, orada Milliyetçi Hareket Partililerle de sohbet ettim, AK Partililerle de sohbet ettim. Espriyle şunu söylüyorlar. Ya kim kazanacaksa kazansın da bu iş birinci turda bitsin diye. Şundan dolayı, çünkü 200 kilometre uzaktan gelip oy kullananlar var. Bir de biliyorsunuz Londra'da büyük bir park sorunu var. Yani otobüslerle Almanya'da, Kanada'da, İngiltere'de insanları getirmek götürmek gerçekten büyük dert. Büyük mali külfet. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin öyle bir sorunu yok. Türkiye'den mali olarak destekleniyorlar ama Cumhuriyet Halk Partisi de, Yeşil Sol Parti de, Millet İttifakı'nın diğer partileri de tamamen kendi kaynaklarıyla orada seçim yapıyorlar. Örneğin dün başka fotoğraflar da geldi. CHP'nin Baden Württemberg kesiminde Mehmet Yıldırım var başkan. Onlar da ciddi bir şekilde oy kullanmaya gitmişler. Fotoğraflarını yolladılar. Mehmet Başkan da Almanya'daki katılımın da çok yüksek olduğunu söylüyor. Yurt dışında sanırım tarihin en yüksek katılımlarından biri olacak. Tabii medeni bir şekilde orada geçiyor. Bugün Kanada'da ufak tefek sorunlar olmuş. Ben yurt dışından arkadaşlarımızla konuşuyorum ama genel olarak şu ana kadar Belçika'da oldu bile. Medeni olarak Belçika'da da küçük bir olay oldu. O belediye başkanı buradan gidip karıştırdı orayı. Şunu da söyleyeyim son söz. Yurt dışındaki oyların güvenliğiyle ilgili çok ciddi bir tedirginlik var. Yurt dışında oylar şöyle kullanılıyor, salonda kullanılıyor, sandıklar kapatılıyor, oylar mühürleniyor. Büyükelçinin ya da konsolosun denetiminde bir odaya konuluyor. O odanın da 4 tane anahtarı var.
Herkeste bir anahtar var. O dört anahtar sokulmadan zaten kapı açılamıyor. Seçim bittiğinde de Türkiye'den giden milletvekilleri onları alıp geliyor. O uçaklarla alıp geliyorlar ve Ankara'da bir... İki hafta önce onu evet, salladı, güzel bize anlatmıştı. Tabii Ankara'da bir meydanda toplanıyor. O yüzden diyebilirim ki en güvenli aslında seçim yurt dışında yapılıyor. Türkiye'deki güvenliği de seçim güvenliğine ilişkinde sanırım haftaya daha ayrıntılı konuşacağız. Sevgili izleyiciler, programın sonuna geldik şimdiki zamanın. Gerçekten yoğun ilginize çok teşekkür ederim. Onlarca mesaj var. Onlardan bir tanesiyle kapatacağız ama kapatmadan önce Murat Ağırel'in Sayıştay belgeleriyle Yağma isimli kitabı Kırmızı Kedi'den çıktı. Kızılay dosyasını ele alıyor. Sevgili gazeteci arkadaşımız Murat Ağırel'in birbirinden çarpıcı kitaplar serisi devam ediyor. Yağma kitabı çıktı. Kitapçılarda bulabilirsiniz. Bana da imzalayıp göndermiş sevgili... Bir de şu Evet, Asım Aslan'ın Belgelerle Türkiye isimli kitabında bize göndermiş. Kendisine de çok teşekkür ediyoruz. Evet, program boyunca bize çok yoğun ilgi gösterdiniz. Mesajlar attınız, mailler attınız. Çok teşekkür ediyoruz. Bir tanesiyle kapatalım diyorum ben. Bizim her zamanki sadık izleyicimiz sevgili İshak abimiz. Ankara'dan İshak Özeler yazmış gene. Sevgili Gürkan, bugün yine enerjisi çok yüksek ve lezzetli bir program izlediğimizi söyleyebilirim. Sadece bir ara Hüseyin Bey ile Mithat Hoca'nın tartışmaları büyüyecek diye çok kaygılandım. Ama her zamanki profesyonelliğini harareti düşürerek durumu normale çevirdin. Seni çok tebrik ederim. Ayrıca seni ve senin şahsında çekirdek kadromuzun tamamına sevgi ve saygılarımı gönderirim. Görüşmek dileğiyle geceniz iyi olsun demiş. Ben de İshak abiye katılıyorum. Geceniz iyi olsun efendim. Hoşçakalın.